Evet sevgili arkadaşlar, işte geldik, buradayız. Biz Kamplar Dost'ta izliyoruz ve bugün ne yapıyoruz? Dolu düzgün bir şekilde kampımızın 6. günündeyiz. Bakın, çayınızı, kahvenizi, suyunuzu, yiyeceğinizi, ne varsa stokluyorsunuz. Yine her zamanki gibi kapıyı kilitleyeceksiniz. Anahtarı atıyorsunuz annenize. Sadece ihtiyaç molası vereceğiz. Onun dışında ben stüdyodan çıkmayana kadar siz de odanızdan çıkmayacaksınız. Dışarıda kar var, fırtına var ama önemli değil. Bizim ruh halimiz güllük güneşlik olacak ve sadece kampa odaklanıyorsunuz. Neden? Çünkü sizi sizden başka kimse kurtarmayacak. Bu kampları olabildiğince en yüksek verimle bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Şimdi 6. günümüzdeyiz. Artık sona doğru geliyoruz. Bakın, önemli yerleri geçtik. Tüm soruları çözdük. Olabildiğince tekrarları yaptık. Hatamız, günahımız varsa Allah kabul etsin diyoruz. Şimdi burada bugün itibariyle asal çarpanlardayız. Bakın, asal çarpanlar 6. gün. Bunlar ne oldu? Hepsi patates oldu. Tamam mıdır? Bugün artık asal çarpanlar ve son güne de önemli bir konuyu bıraktım. Bugün fazla yormayacağım sizi, merak etmeyin. Fazla yorulmayacağız. Güzel bir şekilde bunu da iyi bir şekilde bitirip, çünkü EBOB EKOK'un burası nedir? Temel konusu olduğu için güzel bir şekilde geçmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Tekrar söyledim, bakın. Asal çarpanları ayırmanın konularını olabildiğince en detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve hemen arkasından da testlerimizi çözüp artık yatağa rahat bir şekilde gireceğiz. Vicdanımız rahat olacak. Şimdi geldik. Evet. Asal çarpanlar ayırma. Asal çarpanlar nedir arkadaşlar? Asal sayılar. Özellikle bakın, asal sayılar dediğimiz nedir? 2. 2'den başlıyordu. 2, 3, 4, 5. Olur mu öyle şey? 2 olur. 3 olur. 5 olur. 7 olur. 11 olur. Yani 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan sayılara biz ne diyoruz? Asal sayılar diyoruz. Benim gibi aynen. Tamam mı? Hemen orada beni düşünün. Asal sayı. Tek bir asal sayı var arkadaşlar, bölünebilen. Daha doğrusu çift olan. O da nedir? 2'dir. 2'den başka asal bir sayı yoktur, çift olan. Şimdi bakalım. Burada bir sayının asal çarpanlara ayrılmasıyla alakalı nedir? Normalde işte burada A, B, C asal sayılar olsun. Biz bu ifade, yani A eşittir A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z ifadesine biz ne diyoruz? A'nın asal çarpanlarına ayrılmış hal diyoruz. Asal çarpanları peki niye ayıracağız? Hocam, yani manyak mıyız biz? Niye durduk yere biz bir sayıyı asal çarpanlara ayırıyoruz, değil mi? Derdimiz ne? Dediğimde size cevap olarak şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki, bakın şu an yani rastgele konuşuyorum. Ben size şöyle bir soru soruyorum. Arkadaşlar, hatta önce daha basitten başlayayım her zaman. 8 sayısını bölen sayılar kimlerdir desem. 8'i kim böler? Kim böler? Etra ve 1'e böler yani. Kim? 1 böler, 2 böler, 4 böler, 8 böler, değil mi? Başka kim böler? Eksi 1, eksi 2, eksi 4, eksi 8. Bunu etra ve 1'e böler. Şimdi ben size diyorum ki, tamam, evet, 8'in kaç böleni var? 8 tane çıktı değil mi burada? Peki ben size desem ki 1600 sayısının bölenlerini bulun desem, ne yaparsın? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, bu bölmez tabii ki, 5 böler, böyle nereye kadar gideceksin değil mi? İşte bu tarz sorularda, demek ki bir sayının bölenlerini bulurken ben nereden yararlanacağım? Asal çarpanlardan yararlanacağım. İşte bu sayının çözümü, 1600'ün kaç tane böleni vardır diyorum. Hemen oradan asal çarpanları atlayacağım. İşte buraya geleceğim. İşte atıyorum, 1600'ün kaç tane çift böleni vardır diyeceğim. Buraya atlayacağım. İşte atıyorum, 3'ün katı olan kaç tane vardır diyeceğim. Hop, buraya geleceğim. Demek ki bu tarz sorularda her yol beni asal çarpanlara getirecek. Bana her şey asal çarpanları hatırlatıyor arkadaşlar. Bu sorularda. Anlaşıldı mı? Bana her şey bu sorularda asal çarpanları anlatıyor. Onun için ne yapacağım? Bunlara odaklanıyorum ve asal çarpanlardan yararlanacağım. Şimdi sorumuz şu. Diyor ki bize, 180 sayısının asal çarpanlarının toplamı nedir? Biz bir sayı asal çarpanlarına sayırız. Hemen alacaksın 180'i. Böl 2'ye 90. 2'ye böl 45. 3'e böl 5, 5'e böl, 3'e böldüğün zaman 5 olur mu? 9. 3'e böldüm, 3. 3'e böldüm, nasıl bir bölme yapıyorum ya? Etrabe nazar dedi, öyle bölme mi olur? Öyle bölme mi olur he? Aferin.
İşte ben size uyumayın diye. Bak dersin başında bunu yaptım ki bakayım şöyle bir kendinize gelin. 2'ye böldüm 45. Daha sonra 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bitti. Ve sonra bunu nasıl yazıyorsunuz? 180 eşittir diyeceğim. Kaç tane 2 var? 2 tane. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Bitti. Ne yaptım? Asal çarpanlarını ayırdım. Peki arkadaşlar bu sayının asal çarpanları kim? 2, 3, 5. Topla bunları. Cevap ne geldi? 10 geldi. Geçiyorum. Evet ikincisi. Burada da bize neyi soruyor? Diyor ki bu toplamın kaç farklı asal çarpanı vardır? O zaman toplayalım ifadeyi. Hemen ne yapacağım? Bunu düzenliyorum. Bakın 22, 33, 44. Nedir? 2 çarpı 11. Üzerinde ne var? Kare var. 3 çarpı 11 üzerinde kare var. 4 çarpı 11 üzerinde ne var? Kare var. Hemen burayı düzenliyorum. Al hemen karesini. 2'nin karesi, 11'in karesi, 3'ün karesi, 11'in karesi, 4'ün karesi, 11'in karesi böyle attım. Ve her birinde ortak olan sayılar kim? 11'in kareleri. Al bunu hemen paranteze. 11'in karesi parantezine aldım. 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi. O da eşittir. Ne oldu? 11'in karesi çarpı. Bakın topluyorum. 16. 4 daha 20. 9 daha 29. Değil mi? Böyle oldu. E peki arkadaşlar size söylüyorum. Kaç tane asal çarpan var burada? Biri 11. Diğeri de 29. Bunlar ikisi de asal sayı mı? Evet asal sayı. O zaman cevap ne diyeceğim? 2 tane diyeceğim. Çünkü biri 11, diğeri de 29 olmak üzere 2 tane asal çarpanı vardır. Bu kadar. Zor değil. Çarpım durumuna getirmek amacımız. Çünkü asal çarpanlardaki mantık düzenlemek, çarpım durumuna getirmek. Anladın mı Etra Bey? Anladım. Aferin sana. Geldik şimdi sıradakine. Bakın diyor ki bize 1400 sayısının asal çarpanlarının toplamı nedir? Hemen asal çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. Bakın bu konuyu, bu soruyu çözemeyen, bunları çözemeyenler artık bale yapsın, resim yapsın. Hemen bale çalışmalarına başlasın. 1400'ü böl 2'ye. Ne oldu? 700. Böl 2'ye. 350. 2'ye böl. 100. 25 olur mu? 175. Böldüm. Neye? 3'e bölünür mü? Bölünebilmeyi daha yeni gördük. 8. 13. Olmadı. 5'e böldüm. Kaç kere oldu? 5'e böldüm. 3 kere. 15. 25. 5. Bir daha 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm 1. İşte bu şekilde rastgele dağınık da bölebilirsiniz. Problem yok. Geldim. Şimdi 1400 eşittir. Nedir? 2'nin küpü çarpı. Bakın 5'in karesi çarpı 7. Şimdi bize neyi soruyor? Asal çarpanlarının toplamı, al işte. Asal çarpan. Topla hemen, cevap ne geldi? 14. Memleketim benim. Evet, olayı anladık mı? Tamam. Güzel, harika. Geçiyorum. Evet, Bolu 14. Evet, 14. Olmuyor mu? O zaman memleket beni yanılttı. Bakıyorum. 1400 tekrardan 2'ye böldüm 700, 2'ye böldüm 350, 2'ye böldüm 175 değil mi 350'nin yarısı? 5'e böldüm kaç oldu? 3, 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm tamam 1, 2, 5, 7, 9, 14 işte etrafı. Niye? Kaç bulmuşum da? 12, 3 yok burada, yok. Tamam doğru. Yanlış yazmadık. 7, 9, 14. Belki orada şey olabilir, cevap anahtarında bir problem olabilir. Ama yaptığımızda bir sıkıntı yok, ben göremedim. 1400'ü bir daha böleyim. Bakın asal çarpanın toplamı. 700, 2'ye böldüm 350. Tamam 2'ye böldüm 175, doğru. 5'e böldük 35, 5'e böldüm 7. Tamam sıkıntı yok, yok problem yok. 2, 5, 7. Memleketim doğru. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci soru, bakın. 111'in karesi artı 222'nin karesi artı 333'ün karesi toplamının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanın toplamı nedir? Şimdi ne yapıyoruz? Asal çarpan dediği için bunu çarpım durumuna getireceğim. Hadi bakalım toparlayalım. 111, 222, 333. Bu nasıl yazılır? 111 kare. Burası nedir? 2 çarpı 111 kare artı 3 çarpı 111 kare. Ne oluyor? Bir ifadeyi düzenleyeceğim. Her birinde 111 olduğu için. Bak 111'in karesi artı 2'nin karesi çarpı 111'in karesi.
Şuradaki kareyi dağıtıyorum. Artı 3'ün karesi 100, 11'in karesi. Buradan sonra ne yapacaksınız? Parantezi. Neyin parantezini? 111 kare parantezini alıyorum. Alın istiyorsanız bakın şöyle. Paranteze aldığımı gösteriyorum. 111'in karesi parantezini aldım. Ne geldi buradan? 1. Buradan ne geldi? 2'nin karesi. Buradan ne geldi? 3'ün karesi geldi. Ve eşittir diyorum. Şöyle yazayım. Bakın soru 111'in karesi çarpı 9, 10, 14. Tamam da asal çarpanları soruyor. Arkadaşlar bakın yanıldığınız şeylerden biri de şu. 111'e dikkat. 111 asal sayı mı? Nereden anlayacağım hocam? Hemen bak. 1, 2, 3. Rakamlarını topluyorum 3. Demek ki bu ne? 3 ile bölünebilen bir sayı. 3 çarpı 3'e böl kaç oluyor? 3. Değil mi? Kaç oldu? 21, 7, 37. Bakın burada kare var. Daha sonra 2 çarpı 7, 14. Hepsini düzenliyorum. 3'ün karesi, 37'nin karesi çarpı 2 çarpı 7. İşte ben ne yaptım? Tüm asal çarpanlarına ayırdım, böldüm. Anlaşıldı mı? Her şeyini bakın 3, 37, 2, 7. Burada neyi soruyor bize? En büyük asal sayı. En büyük asal sayını 37. En küçük asal sayını arkadaşlar 2. Neyi soruyor bize? Toplamını. Topladığım zaman da cevap ne geliyor? Tabii ki 39 oluyor yani Ceyhan. Tamam mıdır? Evet 39, problem yok. İşaretleme de yanlış olabilir. Tamam, sıkıntımız yok. Oldu mu arkadaşlar? Tamam, güzel. Geçiyorum. Şimdi sıradakine. Bakın burada da bize diyor ki bu bölümde asal çarpanların ne işe yaradığını öğreneceğiz. Ne işe yaradığını. Zaten başında anlattım ne işe yaradığını. Pozitif, negatif bölen sayısını bulmada kullanacağız. Doğru mudur? Oralarda yararlanacağız. Peki ben bir sayının kaç tane böleninin, kaç tane pozitif böleni, kaç tane negatif böleni, kaç tane tam sayı böleni vardır gibi sorulara maruz kalıyorsam neydi? Bana her şey asal çarpanları hatırlatıyor. Değil mi? Olay buydu. O zaman hemen asal çarpanlardan faydalanacağım. Arkadaşlar peki bunu nasıl bulacağız? Diyeceğim ki ABC asal sayı X, Y, Z pozitif doğal sayı olmak üzere. Bakın A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z biçimde yazmaya biz ne diyorduk? A'nın asal çarpanlarına ayrılmış hali diyorduk. Burada pozitif tam bölen sayısı dediğimizde üstleri birer arttırarak çarpman lazım. Tamam mıdır? Bakın üstlerini birer arttırarak çarptığında sen neyi buluyorsun? O sayıyı bölmüş olduğun pozitif tam sayıları buluyorsun. Yani bir sayının pozitif bölen sayısı diyorum. Ben direkt olarak pozitif bölen sayısı dediğimde üstlerini birer arttır çarp. Negatif bölenle pozitif bölen sayısı eşittir arkadaşlar. Yani bunları eşit. Yine üstlerini birer arttırarak çarp. Tam bölen sayısı. Tam bölen sayısı deyince hem pozitif bölen sayısı hem de negatif tam bölen sayı. Yani hem pozitif hem negatif oluyor. 2 çarpı atıyorum pozitif ya da negatif oluyor. Bunun dışında farklı sorular olabilir. Mesela asal olmayan tam bölen sayısı. Bakın asal olmayan tam bölen sayısı ne demektir? Tam bölen sayılarından asal sayı adedini çıkartırım. Tamam mıdır? Tam sayı, tam bölenlerinden asal sayı adedini çıkartacağım. Asal olmayan pozitif bölen sayısı ne demektir? O zaman pozitif bölenlerinden neyi çıkartacağım? Asal sayı adedini çıkartacağım. Burada bizim için daha çok bilmemiz gereken bakın şu 3 tanesi. Yani ÖSYM bize sorularda direkt olarak arkadaşlar yani formüle dayalı bir şey sormaz. Mantığa dayalı şeyler sorar. Ha tabii ki biz kitaplarda size biraz da böyle formülleri hani anlamanız ve onu oturtmanız için formüle dayalı sorular soruyoruz. Ama ÖSYM formüle dayalı bir soru sormaz. Mantık. Sen bu işin mantığını anlamış mısın? Olayı çözmüş müsün? Bunun üzerinden sorular soruyor. Şimdi ben olayı biraz size somutlaştırayım. Mesela dedim ki arkadaşlar 12. 12 sayısını kimler böler diyorum. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12 böler. Tamam mıdır? Şimdi buradan 2, 4, 6. İşte bunları biz ne diyoruz? PBS. Pozitif bölen sayısı. Bunların negatifleri var. Bak eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Bu da ne? NBS. Gördünüz mü? Yani eşittir. Bunların tamamına biz ne diyoruz? Tam bölen sayısı. Tam bölen. Yani 2, 4, 6, 12 tane oluyor. Anlaşıldı mı? Bu da böyle düşünebilirsiniz. Bu mantıkla bakabiliriz. İşte biz bunu artık ne yapacağız sorularda? 12'ye ayıracaksınız asal çarpanları. Nedir? 4 çarpı 3. Yani 2'nin karesi çarpı 3. PBS eşittir diyeceğim.
Hemen şöyle yapacaksınız. Üstlerini 1 arttır. 2 artı 1 çarpı. 1 artı 1 yani 3 çarpı 2 eşittir 6. Gördünüz bakın 6 tane var. Aynı şekilde negatif bölen yine 6 tane. Peki arkadaşlar soruyorum bak buradan somutlaştırıyorum. Kaç tane tam sayı böleni var? 12 tane. İşte bunun 2 katı. Peki size soruyorum. Diyorum ki asal olmayan pozitif bölen sayısı deyince ne anlayacaksınız? Asal olmayan. Bu asal mı değil? Bu asal mı değil? Bu asal mı değil? Bu asal mı değil? Değil mi? Bakın asal olmayan pozitif bölen sayısı desem 1, 2, 3, 4. Bunu formülüze nasıl ediyoruz? Pozitif bölenlerinden yani 6'dan neyi çıkartacağım? Asal sayı adedi. Kim bu asal sayılar? 2 ve 3. 2 tane. Eksi 2 diyorum işte. Anladınız mı? Mantık bu. Ya da işte diyorum ki ben size asal olmayan tam bölen sayısı 12 taneden kimi çıkartacaksın? Asal olmayan kim arkadaşlar? Bakın asal olmayanı soruyorsa tamamından asalları çıkartırım. Yani 24 taneden burada kim var asal? 1, 2, 2 taneyi çıkartırım. İşte asal sayı adedi dediğim olay bu. Mantığınızı çalıştırın. Boştan yere ezberlemeyin. Bir saksıyı bir çalıştırın bakalım. En azından burada somutlaştırdık ne olduğunu anladınız. Etrabe bile anladıysa siz zaten anlarsınız. Etrabe artık kağıt kalem kullanmadan çözüyor. Şimdi sorumuz şu. Bize diyor ki 150 sayısının pozitif tam bölen sayısı kaçtır? Bak 150 sayısı. Hemen ne yapacağım önce? 150 ayırıyorum. Böl 2'ye 75. 3, 25. Böl 5'e 5. 5'e böl 1. Bitti. Ayırdım artık. Arkadaşlar bundan sonra yapmam gereken ne? Hemen diyorum ki eşittir. Bakın bu ne? 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi mi? Asal çarpandan ayırdım. Neyi soruyor bize? Pozitif. Pozitif tam bölen. Yani PBS. Neymiş PBS? Üstlerini ne yapıyorduk? Birer arttırıyorduk değil mi? Birer arttıralım. Tamam. Evet. Zabıta. Zabıta telsizi gibi oldu bu da. Şurayı şöyle atayım bir. Zabıta gibi olduk. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle yapıyorum. 1, 1, 2 mi? Hemen üstleri 1 arttır. 1 artı 1 çarpı. Alo merkez. Şimdi 2 artı 1. Şöyle yazdık mı? Buradan ne gelecek? Hemen çarparak ilerleyelim. Ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12 tane. Geldim alt tarafa negatif bölen sayısı. NBS eşittir PBS. Yani negatif bölen sayısıyla pozitif bölen sayıları eşittir. Bu da nedir? Bu da arkadaşlar 12. Peki tam bölen sayısı ne? Olay pozitif böleni bulmak. Bu da neydi? Bu da tam bölen sayısı eşittir. 2 PBS'ye eşit. Yani 2 çarpı 12. O da eşittir ne geldi? Cevap 24 geldi. Yani toplamda neymiş? 24 taneymiş. Geçiyorum. Asal bölenlerinin toplamı nedir? Bakın şimdi arkadaşlar yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi miydi? Ben tekrar yazıyorum. 150 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Asal bölenlerini topla diyor. Al işte topluyorum. Ne geldi toplamı? 10 geldi. Geldim alt tarafa. Asal olmayan pozitif bölen sayısı bakın. Asal olmayan PBS yani pozitif bölen sayısı eksi asal sayı adedi. Kaç tane asal sayı varsa bunları çıkartacaksın. Hemen çıkartalım. Bakın pozitif bölen sayısı kaçtı arkadaşlar bunun? Bir önceki yere bakıyorum. Neydi pozitif bölen sayısı? 12. Peki kaç tane asal sayı var burada? 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane. O zaman 3'ü çıkartıyorum. Cevap ne geliyor? 9 geliyor. Bu kadar. Geçiyorum. Bakın sıradaki 1200 sayısının bize ne diyor? Pozitif tam bölen sayısı. Arkadaşlar artık çocuk değilsiniz. Bak ben size öğrettim. 1200'ü tutup da çat 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 ikiye bölmeyle uğraşma. İstiyorsan bunu şöyle de yazabilirsin. Farklı şeyler öğrenmenizi istiyorum. Bakın 12 çarpı 100. 12 nedir? 4 çarpı 3 çarpı. Peki 100 nedir? A'nda 5'in karesi çarpı 2. Bunları da toparlarsanız ne olur? 2'nin karesi bir de 2 burada var. 3. 3, 5'in karesi. Böyle de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da 1200'ü böl 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 böl. En sonunda da asal çarpanları haline getir. Şimdi neyi soruyor bize? PBS. Hemen PBS'yi yazıyorum. Yani pozitif bölen sayısı. Pozitif bölen sayısı deyince ne yapıyorduk? Üstlerini birer arttır ve çarp. Artık Etrabe bile olayı çözdü. Geçiyorum.
Evet, öyle mi? Ceza gibiyimdir. Fena konuşurum, evet. Cezayım. Şu an çarpı 5 ile konuşuyorum. 4 çarpı 2 çarpı 3. O da ne geldi? 8 çarpı 3, 24. Anlaşıldı mı? Önemli değil ne dediğim. Onlar beni anlıyor. Biz aynı duyguları paylaşıyoruz. Var mı sorun? Aa, var sorun. Evet, nerede var 24? Pozitif tam bölen sayısı ne? Yanlış yazdım. 12. 4 çarpı 3. 100 nedir? 25 çarpı 4. Yani burası 2'nin karesi. 2'nin karesi. Sonrasında ne geldi? 2 üzeri 4. Evet, 2 üzeri 4. Değil mi? Şunları ben sileyim. Tamam. Nazar boncuğu. Nazar değdi. Nazar değdi, evet. Göze geldim. Göze geldim Metra Bey. Şimdi, göze geldim. Bir kurşun döktürelim. Şimdi burada ne oldu? 2'nin karesi, 2'nin karesi ne oldu? 2 üzeri 4. Şimdi bakın PBS ne demiştim? Üstleri birer arttırıp çarpıyorum. Yani 4 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 2 artı 1. Sonuç olarak 5 çarpı 2 çarpı 3 o da işte ne geldi? Toplamda 30 tane ne varmış? Pozitif bölen sayısı varmış. Toplam 30 tane PBS var. Geçiyorum. 900 sayısının asal olmayan tam bölen sayısı. Arkadaşlar hemen 900'ü ayıralım. 9 çarpı 100. Bakın. 3'ün karesi çarpı 100 nedir? 25 çarpı 4. Yani 5'in karesi çarpı 2'nin karesi. Artık böyle yazıyorum. Hadi ya da siz 900'ü bölerek ilerleyebilirsiniz. Neyi soruyor bize? Asal olmayan tam bölen sayısı. Yani tam bölen sayılarından. Bakın asal olmayanı soruyor ya. Asal olmayan tam bölen sayısı. Tam bölen sayılarından asal sayı adedini çıkartacağız. Asal sayı adedini. Peki arkadaşlar bunun tam bölen sayısı nedir? Neydi tam bölen sayısı? 2 çarpı başında 2 çarpı PBS yani nedir? Pozitif bölen sayısının 2 katı. Bunların üzerlerini birer arttırıyorum. 2 çarpı bakın 3 çarpı 3 çarpı 3. Sorma Eda bu 2 nereden geldi diye. Bak tekrar söylüyorum. Bu 2 nereden geldi? Tam bölen sayısı neydi? 2 çarpı PBS. 2 işte oradan geliyor. PBS'ni bunların üstlerinin birer arttırımı. 3, 3, 3, eksi. Burada kaç tane asal sayı var? 3, 5 ve 2 olmak üzere toplam 3 tane asal sayı var. Sonuç olarak ne geliyor? 27. 54 eksi 3 o da eşittir ne geldi? Cevabımız 51 geldi. Tamam. Evet. Ne oldu? 30 mu var? Evet 30 vardı. Ne oldu? Heh. Bir daha mı anlatayım? Heh. Peki o zaman. Bundan sonra senin ikinci sorularında 5 lira alacağım. Hesabına yazdırıyorum bunları. Şimdi soru sormak artık ücretli. Ücreti tabi. Şimdi arkadaşlar geldik. Tabii ki cevabımız ne geldi burada? Edirne geldi. Geçiyorum. Sıradakine. Bakın diyor ki bize x bir tam sayıdır. Evet x bir tam sayıdır. 20 çarpı 6 üzeri x sayısının 48 tane pozitif tam sayı böleni var. Bak pozitif tam sayı böleni var. Kaç tane var? 48 tane. O zaman önce ne yapmam lazım? Bu sayıyı bir parçalamam lazım. Parçalayalım hadi. 20. 2 çarpı. 2 çarpı 5. 2 üzeri x. 3 üzeri x. Böyle yazacağım. Çünkü hepsini parçalayacaksınız. Eşittir diyorum. Peki kaç tane 2 var? Bakın bunu da şöyle yazıyorum. 2 üzeri x. Peki bunlar 1 1 değil mi? Toparla. Toplanıyordu hani üstü sayıların biraz ufak özellikleri. Altlar aynısı üstler toplanır. Ne oluyordu? X artı 2 çarpı 3 üzeri x çarpı 5. Bakın burayı toparladım. Şimdi bana neyi sormuş? Neyi vermiş? Diyor ki bunun 48 tane pozitif böleni var. PBS neymiş? 48 ise diyorum. Hadi bakalım bulalım. Neydi? Amacımız üstü. Hemen buradaki üstleri birer arttırmak. Bak burada 1 var. 1 arttır. X artı 2'yi 1 arttırırsan x artı 3 olur. X'i 1 arttırırsan x artı 1 olur. Peki buradaki 1'i 1 arttırırsan 2 o da eşittir 48. Sadeleştirelim. Hemen bölüyorum 24. Peki 24 arkadaşlar bunu tabii ki ben şu an çarpanlar ayırmayı bilmiyorum. Gerek yok oralara girmeye. Direkt olarak x'i sorduğu için değer ver. Nedir 24? Mesela bakın 24 6 çarpı 4 değil mi? Arkadaşlar x'e hangi değeri verirseniz bu sağlar. Bakın x'e 3 ver. Al x eşittir 3 ise burası 4 gelir burası 6 gelir. Demek ki x kaçmış?
3'müş. Direkt burada hemen bu tarafa girebilirsiniz. Tutup da bunu çözmeyle uğraşmayın. Zaman bizim için değerli. Onun için biraz hızlı konuşuyoruz, bir an önce bitirelim diye anlayarak. Tamam. Geçtim sıradakine. Evet. Geldim arkadaşlar, ne diyor bize? 800 sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi tektir? Oba bak. Şimdi ben size ne demiştim? Dedim ki arkadaşlar ÖSYM bize hep böyle, siz ezberlersiniz, adamlar size bir ters köşe yapar dağılırsınız. Mantığını öğrenin diyorum her zaman. Bak bu da onlardan bir tanesi. Alışılmışın dışında gelen sorulardan. Pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi diyor? Tektir diyor. Ne yapacağım önce? Tabii ki her zaman yaptığım gibi önce bir 800'ü bir ayıracağım. 800 nedir? 8 çarpı 100. O da nedir? 2'nin küpü. Çarpı 100 nedir? 4 çarpı 25. Bakın bunu da yazıyorum. Demek ki 800 eşittir 2'nin küpü, 2'nin karesi, 5'in karesi diye yazdık mı? O da eşittir 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2. Tamam, çarpandan ayırdım. Bana ama farklı olan bir şey soruyor burada. Diyor ki pozitif bölenlerinden kaç tanesi tektir? Bakın arkadaşlar, size tavsiyem şu. Şimdi benim amacım şu. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2 sayısından tek olmasını istiyorum. Bir sayının tek olması için ne demektir? Tek olması, içerisinde 2 olmayacak. Bak 2 olmayacak. Tamam. Tek 2 olmasın. At o zaman. Ne istiyorsa onu uygula. Bana ne diyor? Tek diyor. Kaç tanesi tektir diyor. Tekleri bul. O zaman 2 olmaması lazım. O zaman oraya atıyorsun. At orayı. Ve kalana odaklan. Kalan ne? 5'in karesi. İşte buranın pozitif bölen sayısı nedir? Hemen pozitif bölen sayısı 2 artı 1. O da işte nedir? 3. Demek ki bunun 3 tane neyi var? Tek böleni var. Geliyorum. Pozitif bölenlerinden kaç tanesi çifttir diyor ya. Bakın hemen asal çarpanlarını yazıyorsun buraya. Adam bana neyi soruyor? Kaç tanesi çifttir? Çift olması için gerekli olan şart. Sakın tutu da bunu atma. Bir şeyin çift olmasını önce not olarak alın. Şartı sağla. Çift olması için sayının içerisinde bulunması gereken şey ne? Kesinlikle iki çarpanı lazım. Bak ben bu ikiyi ayırarak ne yaptım? Çiftleştirdim. Olayı çiftleştirdim. Tamam mı? Yanlış anlamayın. Çiftleştirdim burayı. Ne kaldı benim elimde? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 kaldı. İşte buranın pozitif bölen sayısı neyse benim de arkadaşlar çift olan sayım o kadardır. Yani buranın pozitif bölen sayısı ne oluyor? 1 arttır ve 1 arttır. Ne geliyor? 15. 15 tanesi çifttir işte. Olayı anladınız mı? Çift olması için 2'ye ayır. Geri kalan sayının pozitif bölen sayısına bak. Burada 15 tane sayı varmış. Ben her birini 2 ile çarparsam o zaman ne gelir? Çift sayılar elde edilir. Mesela diyelim burada 3 var. Burada atıyorum 7 var. Burada atıyorum 11 var. 2 ile çarptığınız zaman çift oluyor. Ya da burada çift sayılar da var. 4 var. 4'ü ben 2 ile çarpsam çiftliği zaten bozulmaz. Yine çift olur. Olayı anladınız mı? Kaç tane sayı geliyorsa o kadar da ne vardır? Çift sayı vardır. Ne kadar namık varsa o kadar da sadık vardır. Şimdi bu da onlardan biri. C diyor ki bize kaç tanesi onun katıdır? Bakın önce ben 800'ü bir yazayım. 800 neydi? 5 üzeri 2, 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2 idi. Yani burada 800 eşittir 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2 miydi? Değil mi? Böyleydi. Bir daha bakayım şöyle bir. Tamam, 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2. Adam benden ne istiyor? Adam benden onun katı olmasını istiyor. 10. 10'da ne var arkadaşlar? 10. 10 deyince ne anlayacağız? 10. 2 çarpı 5. Şartı sağla. 10 olduğu durumu inceledim. Bakın şartı sağladım. 10'un katı olması için 2 ve 5'in birini aldım mı? Geriye ne kaldı? 2 üzeri 4 çarpı 5. Hadi bakalım. Buraya odaklanıyorum. Ne yapıyorum? Buranın pozitif bölen sayısını buluyorum. Buranın pozitif bölen sayısı ne? 5 çarpı 2. Cevap ne? 10. 10 tane sayı onun katıdır. Tamam. Olayı anladık mı? Bakın şartı sağladım. 10. Geri kalan sayıya baktım. Ve buradan ne geldi? Oradaki sayıların pozitif bölen sayısını buldum. Ve ne geldi? 10 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Bakın geldim sıradakine. Bize diyor ki x pozitif tam sayıdır. 12 çarpı 5 bölü 2 sayısının 120 tane pozitif tam
bölen sayısı olduğuna göre x kaçtır? Aynı. Bakın hemen burada düzenleyeceğim. 12 çarpı 5 üzeri x diyor. Hemen burayı düzenleyelim, nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı 5 üzeri x. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 üzeri x. Bize ne diyor? 120 tane. Bakın 120 tane ne varmış? Pozitif tam bölen sayısı var. Yani pozitif bölen sayısını soruyor. Bakın buranın pozitif bölen sayısı eşittir kaç? 120. Hemen yazıyorum. PBS neydi PBS? Üstlerini birer arttır. 3 çarpı, bakın buraları birer arttırıyorduk üstlerini. 3 çarpı 2 çarpı x artı 1 eşittir 120. Buradan sonra hemen sadeleştirin. 6'ya böldüm 20. Bakın x artı 1 eşittir 20. 6'ya böldüm. Evet. X ne geldi? 19. Buradan Çorum'a selam olsun. Tamam mıdır? X soruyor bize. X eşittir 19. Anladın mı Betra Bey? Evet. Sıkıntı yok değil mi? Güzel. Geçiyorum. Bakın burada da neyi soruyor bize? 1200 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi tektir? Hemen 1200'ü ayırıyorum. 12 çarpı 100. 2 üzeri, yani 4 çarpı 3 hemen ayırıyorum. 2'nin karesi 3. 5'in karesi çarpı 2'nin karesi eşittir 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Yazdık mı? Ayırdık. Buradan sonra ne yapacağım? Bize neyi soruyor? Tek. Tekte çift olmaz arkadaşlar. At. Ne yaptım? Niye attım? Çünkü çiftle işim yok. Attım gitti. Kaldı burası mı? Ne oldu? Şimdi çil yavrusu gibi dağılacaklar bakın. Burası ne oldu? Hemen buranın PBS'sine bakıyorum. 1 artı 1 çarpı 2 artı 1. O da eşittir. 2 çarpı 3 ne geldi? 6 tanesi neymiş? Tekmiş. Olayı anladık mı? Bakın 6 tanesi çiftleri attım. Geri kalanını hemen pozitif bölen sayısına baktım. Ne kadar pozitif bölen sayısı buradaki kalan sayının kaç tane sayı geliyorsa o kadar işte ifade ne gelmiş oluyor? Tek geliyor. Artık geri kalanını tamamlarsınız siz. Geçiyorum. Bakın burada 1500 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi çifttir? Hemen ayırıyorum 1500'ü. 1500 eşittir 15 çarpı 100. O da eşittir 5 çarpı 3 çarpı 100 nedir? 25 çarpı 4. Yani 5'in karesi çarpı 2'nin karesi. Eşittir diyorum 5 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi. Ve geldim. Kaç tanesi ne diyor? Çift. Çift olması için gerekli olan şartın ne? Bir sayının içerisinde 2 varsa o sayıyı çiftleştirir. Çift olur. 5'in küpü 3, 2. Daha sonra ne yapıyorum? Hop. Buradan pozitif bölen sayısına bakacağım buranın. Nedir pozitif bölen sayısı? 3 artı 1 çarp. Bakın buralar 1. 1 artı 1 çarpı 1 artı 1. Sonuç 4 çarpı 2 çarpı 2. O da eşittir ne geldi? 4 çarpı 4. 16. Biz alfayız. Biz alfayız. Ona göre, tamam mı? Var mı sorun? Anlaşıldı, cevap ne geldi? Ceyhan geldi. Olur ya öyle ilkokul çocukları, adam deftere bakmadan böyle yazar. Biz de öyle olduk. Geçiyorum sıradakine. Bakın. Ne diyor bize? 2100 sayısının kaç tanesi diyor? Pozitif bölenlerden kaç tanesi 6'nın katıdır? 2100 eşittir 21 çarpı 100. O da eşittir 3 çarpı 7 çarpı. Artık 5'in karesi 2'nin karesi. Hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. Ne yapıyorum arkadaşlar? 6'nın katı. 6'nın katı. Ne lazım 6 için? 2 ve 3 lazım. Gitti. Al size. 6 oldu. Al 3 gitti. 2'nin de bir tanesi gitti. Ne kaldı elimde? 7. 5'in karesi 2. Bitti. Ve ne yapıyorum? Artık buranın neyi soruyor bana? Pozitif, pozitif, pozitif. O zaman PBS'sine bakıyorum. PBS'sine bakalım. Direkt yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 2. Ve cevap ne geldi? Artık 12. Bu soruyu yapamayanlar başlasın baleye. Tamam mıdır? Artık bale falan yapmak yok. Dediğim gibi soruları çözeceğiz. Hocam, bale yapmak da zor. Evet. Ya ben yaparsam? Yanlış yaptığımda sen söyle, ben yapacağım. Şimdi burada geldik 7'ye. Tabii yani bale ve resim yapmak kolay bir şey değil. Yani biz onu işte öylesine. O da, onlar daha zor. Şimdi 1800 sayısının tam bölenlerinden kaç tanesi? 15 ile tam bölünür. Hemen 1800 olur ya, balerin arkadaşlar izliyor olabilir. Resimciler falan. Şimdi 1800. 1800 nedir? 18 çarpı 100. O da eşittir 9 çarpı 2 çarpı. 100 nedir?
25 çarpı 4. Hemen düzenliyorum. 3'ün karesi 2, 5'in karesi 2'nin karesi. Daha da düzenleyelim. Eşittir diyorum bakın şuradan. 3'ün karesi çarpı 2'nin küpü çarpı 5'in karesi. Neyi soruyor arkadaşlar bize? Kaç tanesi 15 ile tam bölünür? Orada bölünür demesinin bir anlamı yok ki. 15 ile bölünürle 15'in katı demek aynı şey. Yani bize sorduğu şu. Diyor ki bunlardan bu sayıların içerisindeki bölenlerden kaç tanesi 15'in katı? Yani 3 çarpı 5 15'in katı, 15 ile bölünür. Bunlar hep aynı şeydir. 15'in katı olan sayıları bulacağım. Bir tane 3, bir tane 5 lazım bana. Alalım bakalım. Ne geldi? 3. 2'nin küpü çarpı 5. Neden? Çünkü bir tanesini aldım, bir tanesini aldım. 1 kaldı. Öyle değil mi? E buradan da arkadaşlar hemen bakın. Neyi soruyor? Tam bölen diyor. Dikkat. Tam bölen sayısı, tam bölen sayısı eşittir 2 çarpı PBS'ydi. O da eşittir 2 çarpı. Bakın buraları birer hemen arttıralım. 2 çarpı 4 çarpı 2. O da eşittir 8 çarpı 4. Cevap ne geldi? 32. 32 tanesi ne oluyormuş? 15 ile tam bölünür. Geçiyorum. Geldik sıradakine bakın burada da. Bize diyor ki bu şekilde 4 0 0 n artı 1 basamaklı sayısının. Bakın n artı 1 basamaklı sayısının 35 tane pozitif tam böleni vardır. Buna göre n sayısı diyor kaçtır? Bu sayı neymiş arkadaşlar? N artı 1 basamaklıymış. Şimdi o zaman biz bunu yazalım. 4 çarpı. Şimdi bu n artı 1 basamaklı ise mesela ben size şöyle anlatayım olayı. Diyelim benim elimde şey 100 var. 100. 3 basamaklı. Ben bunu nasıl yazarım? Atıyorum 10'un karesi diye yazarım. Değil mi 10'un karesi? Mesela 3000. Bunu nasıl yazarsınız arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri 3. Bakın 4 basamaklı doğru mu? Yani 3 burada var. Bir sayı da burada var. 4 basamaklı. Böyle düşünebilirsiniz. O zaman ben buradaki sayıyı yani 4 0 0 diye gidiyor mu? Burada kaç tane 0 vardır? N tane 0 varsa n artı 1 basamaklı olur. 4 çarpı 10 üzeri n oluyor aslında bu. Yani bu o kadar 0 geliyor. Bir tane de burada sayı var. N artı 1 oluyor işte. N artı 1 basamak dediğimiz olay o. Peki ben bunu ne yapıyorum? 35 tane pozitif tam bölen mi varmış? Hemen ayıralım. 2'nin karesi. 5 çarpı 2 üzerinde de n'ler var. Daha sonra ne yapıyorum? Bunu düzenleyeceğim. Bu böyle kalmaz. 2 üzeri n artı 2 çarpı 5 üzeri n. Bize neyi soruyordu? Bakıyorum pozitif pozitif pozitif. O zaman hemen ne yapacağım? Buranın pozitif bölen sayısını bulacağım. Bakın PBS eşittir. Üstlerini birer arttırın. N artı 3 çarpı n artı 1 eşittir neymiş? 35. Peki bu 35 nedir arkadaşlar? Hemen ayıralım. 5 çarpı 7. 5 çarpı 7. O zaman küçük olan 5. Büyük olan 7. Arada zaten fark 2. N artı 1 eşittir 5 ise n eşittir nedir? Tabii ki 4'tür. Bize neyi soruyor? N sayısı kaçtır diyor. N nedir? 4'tür. Tamam. Böyle bakabilirsiniz. Bu şekilde çözebiliriz. Buna benzer çözmüştüm. Şimdi geldik. Bakın burada da. Bize diyor ki. A ve B birer tam sayıdır. A çarpı B 600 eşitliğini sağlayan kaç farklı A B ikilisi vardır? Bakın burada da neyi bulacağım? A ve B tam sayı demiş. Benden istenen şu. A çarpı B eşittir 600 ikilisini bul diyor. Ya da ben bunu şöyle düşüneyim. B nedir? 600 bölü A. At hemen altına. 600'ü bölen kaç tane A varsa o kadar da B vardır. Doğru mu? Ne kadar namık o kadar sağlık. Aynı mantık. Aynı mantık. 600'ü bölen arkadaşlar kaç tane sayı vardır diyorum. Deyince ne oluyordu? Bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şeyi asal çarpanları hatırlatıyor. Kaç tane böleni var? Kaç tane bilmem neyi var dediğinde. Değil mi Etra be? Evet. Anladın değil mi? O zaman yeni şarkımız bu. Şimdi geldik. 600'ün bölenlerine bakacağım. Ve ne bölenlerine? Tam bölenlerine. Önce 600'ü bir ayıralım. 600 nedir? Hemen yazıyorum. 600 eşittir. 6 çarpı 100. 2 çarpı 3 çarpı 25 çarpı 4. Yani 2 çarpı 3, 5'in karesi 2'nin karesi. Direkt yazıyorum artık buraya. 600 dediğim sayı ne? 2'nin küpü çarpı 3, 5'in karesi. İşte bunu bölen kaç tane A sayısı varsa tam sayı olarak. Bakın tam bölen sayısı. 2 çarpı PBS diyorum. Çünkü kaç tane A var o kadar B var. O zaman buradan ne olacak? 2 çarpı. Arttır hemen üstleri 4.
2, 3. Çarp 8 çarpı 6. 6 kere 8? 48. Tamam mı? Oldu mu? Cevap ne geldi? 48 geldi. 48 tane AB ikilisi vardır. Mantık da bu. Buradan anlayın. Tamam. Geçiyorum. Geldik bakın. Burada da 12.00 sayısının 96 tane pozitif tam böleni vardır. Buna göre bu sayı kaç basamaklıdır? Arkadaşlar hemen ne yapacağım? 1000, bakın bu 12. Kaç tane sayı var burada? 0. Biliyor muyum? Bilmiyorum. X tane olsun. Hemen yazıyorum. 10 üzeri X diyorum. N diyorum. Fark etmiyor. Eşittir. 12 nedir? 4 çarpı 3, 5 çarpı 2. Üzerlerinde ne var? X var. Eşittir. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x. Ve bu da arkadaşlar ne geliyor? Eşittir diyorum. 2 üzeri x artı 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri x. Neyi vermiş bize soruda? Bize diyor ki 96 tane pozitif tam böleni var. Bak pozitif tam böleni var. Pozitif tam böleni neydi PBS? PBS eşittir. Hemen üstlerini 1 arttır. X artı 2'yi 1 arttırırsan ne olur? X artı 3. 1'i 1 arttırdım ne oldu? 2. X'i 1 arttırdım ne oldu? X artı 1 eşittir 96. Hemen buradan işlemi yapalım. Ne olacak? İşlemi yaptığımda 2'ye böldüm 48. Mevlana gibi dönüyorum valla. Burada 48 ne? 6 çarpı 8 değil mi? Değil mi? 6 çarpı 48. O zaman bunun anlamı şu. Burası 6, burası 8. 6 olması için x'in ne gelmesi lazım? 5. Bu kadar. Neyi soruyor bize? X'i sormuyor. Bu sayı diyor kaç basamaklıdır diyor. Arkadaşlar bakın sayı şu. 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 tane 0 var. Doğru mu? Yani bu sayı 8 basamaklı bir sayı. Tamam. 6, sakın at, pardon. X'i ne bulmuştum? 5. 5 tane 0 var. Pardon. 7 basamaklı. Şöyle 5 tane var değil mi? X 0. Bakın X 5 tane. 5 tane 0. 2 tane de ne var? Yani 1 ve 2'den oluşan 2 basamak da orada var. Onun için ne oldu? 7 basamaklı bir sayı olmuş oluyor. Tamam. Dikkat edin. Pozitif bölenden direkt X'i bulduk ve oradan geçtik. Geldik şimdi bize neyi soruyor? 2 üzeri 6, 5 üzeri 7, 20 üzeri demiş parantez 4. Sayısının sondan kaç basamağı 0? Arkadaşlar bir sayının sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmak istiyorsanız o sayının içerisinde bunu 10'a götürmeniz lazım. Tamam. 10'a götürmem lazım. Bir bakalım hemen düzenleyelim. 2 üzeri 6 üzeri 4 var. 2 üzeri 24 çarpı. 5 üzeri 28 çarpı. 20 üzeri 4. Ben bunu ne yapacağım? Tutup da 2'nin 24. kuvvetini almayacağım. Düzenleyeceğim. 10'a götüreceğim. Hemen götürelim. Nasıl yapacağız? 24, 28. Peki burada ne var? 2, 20 ne demek 20? Bakın şöyle daha da düzenliyorum. 24, 5 üzeri 28 çarpı. 20 dediğim ne? 2 çarpı 10 üzeri 4. Daha da düzenliyorum. 2 üzeri 24 çarpı 5 üzeri 28 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4. Değil mi? Daha da düzenleyelim bunu. Geldik geldik. Merak etmeyin. 2 üzeri 24. 2 üzeri 4 daha ne oldu? 2 üzeri 28 çarpı 5 üzeri 28 çarpı 10 üzeri 4. Benim artık burada buna bakmam lazım. Üstler aynıysa altlar ne oluyordu? Çarpılır. Bakın üstler aynı, altlar çarpılır. Çarpın. 10 üzeri 28 çarpı 10 üzeri 4. Altlar aynıysa ne oluyordu arkadaşlar? Hatırlayın üst sayılardan üstler çıkarılmaz. Üstler çıkarmıyor, üstler toplanıyor. 10 üzeri 28 artı 4 o da eşittir 10 üzeri 32. Bunun anlamı ne? Yani 10 üzeri 32 demek bir sayının bir sayısının yanında 32 tane 0 var. Bize neyi soruyor? Sondan kaç basamağı 0? Yani bunun anlamı şu. Bakın 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kaç tane var? 32 tane 0 var. Ama basamak sayısını sorsa 33. Kaç basamaklı bir sayıdır? 33 basamaklı bir sayıdır. Kaç tane 0 vardır? 32 tane 0 vardır. Birin yanında 32 0 vardır. Tamam? Bunun anlamı bu. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Karıştırmayın. Ufak ince detaylar. Geldim sıradakine. Biraz önce çözmüş olduğum aslında sorunun benzeri. Ne diyor? Kaç tane AB ikilisi vardır? Şöyle düşün. A eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 bölü B. Yani ben buradaki sayıyı böldüğüm kaç tane B varsa
o kadar da ağ vardır. Ne kadar namık varsa o kadar sadık vardır gibi düşüneceğim. O zaman ben burayı böldüğüm sayı bakıyorum, tam sayı. O zaman B nedir? Tam sayı. Kaç tane tam sayı böleni var buranın? Hemen yazıyorum. Tam bölen sayısı eşittir 2 çarpı PB'si. Değil mi? Eşittir 2 çarpı. Hadi bakayım PB'si'yi bulalım. 4 çarpı 2 çarpı 3. Yani kaç oluyor? 8 çarpı 6 48. 48 tane AB ikilisi vardır. Geçiyorum. Şimdi ise arkadaşlar ne yapacağız? Bakın burada bu bölümde bir sayıyı en küçük sayı ile çarptığımızda, yani bir sayıyı tamamlamak, kareye, küpe, dördüncü, beşinci kuvvetlere tamamlama şeklinde ifadeler var. Birazcık onlara dikkat edeceğiz. Daha çok burada asal çarpanlarını ayırıp eşitlik mantığını kurmamız lazım. Zor bir yer değil. Şimdi sorularda daha net anlayacağız bunu. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. A ve B sıfırdan farklı sayılar, denklem eşitliği sağlamak. Bize ne diyor? 162 sayısı en küçük neyle çarpılırsa bir sayının karesi olur. Demek de aynı şey. 162 en küçük neyle çarparsanız bir sayının karesi elde edersiniz. Burada ne? A ve B sıfırdan farklı tam sayılar. Değil mi? Tam sayı. Tamam. Bakıyorum hemen. Neyi söylüyor bize? A artı B'nin toplamının en küçük değeri. Dikkat şimdi. İyi dinleyin beni. Tabii ki burada en önemli şey ne? Tanım kümeleri. Bak burası çok önemli. Tanım kümesi benim için önemli. Geldim şimdi. Diyorum ki önce 162'yi ayıracağım. Hadi bakalım ayırın, 2'ye böldük. 81. 3'e böldük ne geldi? 27. 3'e böldük ne geldi? 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Şimdi soru şöyle oldu. 162 sayısı, bakın 162 sayısını yazıyorum. 2 çarpı, ister bunu kareli yazın. Hani burası kare olduğu için söyleyeyim, daha kolay olur. 3'ün karesi, 3'ün karesi. Amacım buna göre düzenlemek. Hep buna göre düzenleyin. Çarpı A diyorum eşittir B kare. Şimdi beni iyi dinleyin. Arkadaşlar ben burayı çarptığımda kare olacak. Tamam, bu kare, bu kare. Bu ne? Kare mi? Değil. Bana ne lazım? En az dediği için 2 lazım. En az diyor çünkü. En küçük toplamı soruyor. Tamam. Burada sıkıntı yok. Çok güzel. A'yı buldum. Peki şimdi B kareyi oluşturalım. B karemiz nedir B kare? Bakın 2'nin karesi, 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi, yani B'nin karesi eşittir. Altları çarp 18'in karesi. Tamam, harika. Harikasınız. Muhteşem. Bir şimdi burada ne yapacağım? B dediğim sayı ne? B sayısı 18'dir. Ya da bak ta temel kavramlarda öğrettim. Allah aşkına beni iyi dinleyin. B bir sayının karesi. Bu kare, bu da kare değil mi? Burası 18 de olabilir. Ya da eksi 18 olabilir. Doğru mu? Çünkü arkadaşlar 18'in karesi de bununla aynıdır. Öyle değil mi? Eksi 18'in karesi de bununla aynıdır. İki tane durum gelir. Bize ne diyor? Tam sayı diyor mu? Tamam. Tam sayı. Negatif alabilirim. En küçük diyor. Aha işte bunu da alabilirim o zaman. Anlaşıldı mı? Zaten A'mız sabit. O zaman bu durumda A artı B'nin en küçük değeri ne olur? A artı B eşittir 2 eksi 18. Cevap ne gelir? En küçük değeri eksi 16 gelir. Anlaşıldı mı? Bakın en küçük değeri eksi 16 gelir. Dikkat. Kare varsa orada tam sayı diyorsa dikkat edeceksiniz. Bak x, y, z pozitif. X, y pozitif doğal sayı. Pozitif doğal sayı deyince doğada bulunan sayılar olmadığını anlamıştık. Neydi? Birden başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diyor. Sonsuza kadar gidiyor. Yani pozitif sayılar var. Negatif yok. Hemen 56'yı ne yapıyorum? Düzenliyorum. 56 zaten küçük bir sayı. Bakın 8 çarpı 7 çarpı x eşittir y küp. Bunu da hemen düzenliyorum. 2'nin küpü çarpı 7 çarpı x eşittir y küp mü? Burada hemen küpe tamamlayacağım. 2'nin küpü tamam, sıkıntı yok. Buraya ne lazım? 7'nin karesi lazım. Yani x'i buldum arkadaşlar. X ne? Bakın x eşittir 49. Tamam, bu bir dursun. Neyi soruyor bize? En küçük değeri soruyor. Bunu da düzenleyelim. Hemen bakın buradan ne geldi? 2'nin küpü 7'nin küpü eşittir y küp ise o zaman y'nin küpü eşittir 14'ün küpü. Altlar çarpılır. Ben burada şunu diyebilir miyim? Yani y sayısı için y eşittir 14. Peki negatifi gelebilir mi? Hayır, çünkü burası ne? Tek sayı. O zaman y'nin tek bir tane değeri var, 14. X'in de tek bir değeri var, 49. Topladığım zaman toplamını soruyor. 59, 63 oluyor. Tamam mıdır? Olayı anladık.
Cevap dediğim gibi x49, y'de ne geldi? 14 geldi. Devam ediyorum. Burada da arkadaşlar AB sıfırdan farklı pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. 96 çarpı A'dır B kare. A ve B için toplamın en küçük değerini soruyor. Hemen ne yapıyorum? 96'yı bir ayırıyorum. 2 çarpı 48, değil mi? 48'i de ayıralım. 2 çarpı 8 çarpı 6. 6 kere 8 48. Ya da 16 çarpı ne diyeceğim? Direkt onu yazsam daha. 16 çarpı 3 daha kolay olacak. 16 çarpı 3 ayırarak gidebilirsiniz. Fark etmiyor. Ben rastgele yazıyorum. 16 çarpı 3. O da eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 3. Şimdi ne dedim ben size? Kare mi var? Kareye göre düzenleyelim. Yani bunu tutup da yani 2 üzeri 5 diye yazmayın. Bunu nasıl yazın biliyor musunuz? 96'yı şöyle yazıyorum. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı A eşittir B kare. Bak böyle görmeniz daha kolay. Hep bu şekilde yazın. Şimdi tamam bunlarda sıkıntı yok. Benim sıkıntım nerede? 2 ve 3'ü eşleştir. Bir tane 2, bir tane 3 lazım. Bunlar sıfırdan farklı pozitif, pozitif, pozitif demiş. Tamam o zaman ben A'ya bakın buradaki B'ye pozitif alacağım. A'yı da pozitif aldım. O da onda da problem yok. A'mız ne? A eşittir 6. Bunu yazdım. Geldim şimdi B'ye. Hadi bakalım B'yi yazalım. 2'nin karesi. 2'nin karesi. Evet. Ne oldu? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi eşittir B kare mi? Buradan B kare ne gelir arkadaşlar? B kare eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 24'ün karesi. B o zaman ne gelir? Ya 24 gelir ya da eksi 24 gelir. Ama bize ne diyordu? Pozitif diyordu. Pozitif. Bak tanım kümesi önemli. Burada A ve B sıfırdan farklı pozitif. O zaman bu patates oldu. B ne geldi? 24. Neyi soruyor? En küçük değeri toplarsam ne olur? Cevabımız 30 gelir. 30 oldu mu? İşte bu kadar. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi 6'ya ne geldi? 6'ya 24 oldu. O da eşittir. Cevap 30 geldi. En küçük değerimiz. Negatif bir değer yok. Evet. 16 değil. 16 değil. Biri 6 geliyor. Diğeri de 24 geliyor. Bakıyorum. Eksilik bir şey var mı? Yok. Eksi de yok. Tamam. Sıkıntı yok. Doğru. Tamam. Burada dediğim gibi hatta şöyle bakıyorum. Tamam. 4'ün karesi. Evet. 16, 48 çarpı 2. 3 çarpı 2 çarpı dedik. 2. 2 üzeri 4. 2 çarpı 3. Evet onu da yazdık. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Çünkü kare olacak. Kare olacağı için 2'nin karesi 3'ün karesi. Mecburen bakın burada ne yaptık? 8 çarpı 3 24. 24'ün karesi geliyor. 24'e 6 olmuş oldu. Problem yok. Tamam. Toplamı soruyor. En küçük nedir? 30'dur. Şimdi geçiyorum. Bakın sıradakini. Geldik arkadaşlar burada da bize diyor ki x, y sıfırdan farklı tam sayılardır. Bakın bunlar sıfırdan farklı tam sayılar. 324 çarpı x kare eşittir y küp. Şimdi burada hemen ne yapacağım? 324'ü çarpanlarına ayıracağım. Ayıralım. Hadi bakalım 324'ü böl hemen 2'ye. Hatta şöyle direkt asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böyle böyle gidelim. Hadi bakalım etrafı böl. Böl 2'ye. Evet. Hadi bölemezsen seni sanayiye vereceğim. Ona göre. 2'ye böldün. Kaç oldu? Makinayla bölüyor. Şuna bak. Yok, tamam seni direkt tornacıya göndereceğim seni. 162. Bir daha 2'ye böl. Hadi bakalım. 81. 3'e böl. 27. Değil mi? 3'e böl. 9. 3'e böl. 3. 3'e böl 1. Neydi? Ya helal olsun. Evet. Tabii kafadan bölüyor. Kafadan bölüyor. Şaka şaka. Kafadan bölüyor. Şakır şakır. Şimdi 324'ü ne diye yazacağım? Yeküp. Yeküp diyor ya küpe tamamlayarak git. Bak küp nerede var? 1, 2, 3. O zaman 3'ün küpü. Çarpı. He? 4 tane var da ayrı yazacağım. 3'ün küpü. Buraya göre gidiyorum. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı x kare eşittir y küp. Burada tam sayı diyor. Negatifler var. Negatifler var. Tamam mı? Bunları da unutma. Şimdi benim amacım ne? Y küp. Küp. Küpe götürmek. Arkadaşlar küpe götürmek için bana bir 2 tane 3 lazım. Bir tane de 2 lazım. Ama bir tane yok. Bak gördün mü?
2 yazdığım zaman 2 tane birden geliyor. O zaman şöyle yap. Yani sen burayı, ha tamam burada sıkıntı yok. Şimdi burası 1 ya. Sen buraya bir tane 3 verdiğinde sıkıntı yok. Bir tane de 2 verdiğinde 2'nin karesi geliyor. Değil mi? 2'nin karesi geliyor. Ya problem oluyor. Olmaz o zaman. Ne yapacaksın? Burada şöyle yapacaksın o zaman. Burada hemen işlem yap. Buraya 2'nin karesi diye yazma. Burayı 4 üzeri 1 diye yaz. Yani bunu şöyle yaz. 3'ün küpü çarpı 3, 4'ün 1'i x'in karesi eşittir y küpte. Niye biliyor musun? Çünkü buradaki olay şu diyorum. Buradan bana ne lazım? Bakın 2 tane lazım. O zaman ben buraya 3 diyorum. Şimdi ne oldu? 4'ten 2 tane lazım oldu. O zaman buraya da 4 diyorum. Tamam? Mantık bu. Yani x kare, hani dediğim ifade 3 çarpı 4. Yani x dediğim ifade 12 geliyor. 12. X en küçük 12. Ama burada şu. Dikkat. Bu kareli bir sayı. O zaman bu ne olur? Bir de x eşittir eksi 12 olur. Ya 12'dir ya eksi 12'dir. Kare ya bu. Kare olduğu için pozitif de olabilir. Onu diyorum. O zaman en küçük değeri mi soruyor? 12'yi almayacağım. Eksi 12'yi alacağım. Eksi 12'yi aldım. Dikkat. Geldim şimdi neye? Arkadaşlar y'yi tamamlıyorum bu sefer. Neydi bu? 3 küp. 3 küp. 4 küp. Eşittir y küp. Değil mi? E buradan da ne geldi? Y küp eşittir. Çarpın hemen. 36'nın küpü. O zaman y buradan ne gelir? O y değil. Bir tane var. O da eşittir 36. Başka yok ki. E bizden istenen bunların toplamıydı. Toplamı da ne geliyor? Tabii ki cevap arkadaşlar 36 eksi 12'den cevabımız 24 gelecek. Bakın 24. Tekrar söylüyorum. Yok 48 olmaz. Niye olmaz? Niye? X ve y sıfırdan farklı tam sayılar dediği için buradaki ifade x kare. Kareden dolayı burası 12 ya da eksi 12'dir. Tamam bak ya 12'dir ya eksi 12'dir. En küçüğü sorduğu için hani bunu da nereden anladım ben? Tam burası 3 çarpı 4. Ama burada kare var. Eksi 3 çarpı eksi 4 de olabilir burası. Anlaşıldı mı? Ya da 1 eksi 3 1'i 4 olabilir. Yani buradaki ifade ne oluyor? 12'nin karesi alın burayı. 12'nin karesi gibi düşünün. Aynı işlem geliyor. 3 çarpı 4 negatif de olabilir. Ya 12'dir ya eksi 12'dir. Kareden dolayı. Yani bir şey değişmez. En küçüğü sorduğu için eksi 12 alacağım. Burada ise 12. Onu attım. Geldim şimdi buraya ne yaptık? 324'ü parçaladığımızda arkadaşlar 3'ün küpü 3'ün küpü 4'ün küpü olmadı mı? Çarptığım zaman 36'nın küpü o da ne geliyor? 36 geliyor. Yani eğer ki farklı bir şık varsa arkadaşlar doğrusu burada anlattığımdır. Doğrusu benim çözdüğümdür. Ha yeri geliyor ona da açıklama yapayım yeri gelmişken. Şimdi arkadaşlar biz bu kitapları tabii ki yeri geliyor. Yani ben her şeyi aynı anda yetişemiyorum. İstiyorum ki bir bu kitap çıktığı anda çözümler olsun. Bakın benim isteğim dileğim o. Yani herhangi biri benim hakkımda olumsuz bir şey konuşmasın. Çünkü o beni rahatsız eder. Onun için hani çözdüğümüzde kitap çıktığı an ben yetişemiyorsam dışarıda çözdürüyoruz. Ama her çözen tabii ki benim gibi olmuyor. Maalesef adam mesela diyelim bu sorunun cevabını 36 buluyor. 36 olarak düzelttirmesini yapıyor ve öyle çözüyor. Ve daha sonrasında ben çözdüğümde çözümlerin hatalı çözümleri yakalıyorum ve düzeltiyorum. O da dediğim gibi ben burada tamamen düzeltmesini yapıyorum ama herkes tabii ki bizim gibi olmuyor, çözemiyor. Onda da ya bir şey de diyemiyorum. Ne diyeyim artık yani? Yapacak bir şey yok. Burada en azından ben burada düzeltmesini yaptım. Bunun için arkadaşlar sizlerden bu benle alakalı olan bu durumdan dolayı hatalar varsa özür dilerim. Şahsım olarak yapabileceğim bu düzeltmelerde, kamplarda da zaten bunları düzeltiyorum. Merak etmeyin. Geldik onun için burada vermiş olduğum neyse 36. Bakın eksi 12 sonuçta ne geliyor? 24 geliyor. 48 gelmez. Tamam söyleyeyim. Geldik şimdi sıradakine. Evet bu bölümde daha çok sınavlarda çıkan bir bölümdür. Ya nedir? Daha çok yoruma dayalı olan yerler. Siz de bakın burada sorular iyi anlaşılmalı. Yorumlanmalı. Ne? Değil. Hayır. Hani onu anlatıyorum. 48 değil. 24. Cevap 24 olacak. Tamam. Cevap anahtarında varsa da düzeltin. Şimdi bu bölüm daha çok sınavlarda çıkan bir bölümdür. Sorular iyi anlaşılıp yorumlanıp çözülmeli. Sorular iyi okunmalı. Yani aslında nedir? Yoruma dayalı yerler. Tamam mı? Buralar, bu bölümler yoruma dayalı yerler. Nedir arkadaşlar? Şimdi diyor ki doğal sayılar kümesinde mesela f fonksiyonu demiş.
Eğer ki x büyüktür 10 ise pozitif bölen sayısı. 10'dan küçükse diyor pozitif bölenlerin toplamıdır diyor. Bak iki tane farklı şey tanımlanmış. Bakalım. Şimdi fonksiyon gibi gelebilir ama baktığınızda altyapı olarak nedir? Asal çarpanlarına alakalıdır. F20. Bakalım hemen F20'ye. Bakın F20. Önce F bileşke F20'den başlıyorum. Şöyle. Tamam mı? Bu ifade. Şimdi burada, bakın burada F20 diyor. Hemen ben önce neyi bulacağım? Burayı bulacağım. F20 ne demektir F20? Arkadaşlar x yani 20. 20 nereye giriyor? Pozitif bölen sayısı. Yani bakın bunun sonucu 20'nin pozitif bölen sayısı demek. Tamam mı? 20'yi kim böler? 20'yi bölen pozitif bölenleri bulun. Hani uzatmıyorum diye söyleyeyim. Pozitif. İster bunu pozitif bölen sayısından gidin. Yani şöyle düşünün. 2'nin karesi çarpı 5. Bunun pozitif bölen sayısı ne pozitif bölen sayısı? 3 çarpı 2 eşittir 6. Yani bakın F20 eşittir 6. Değil mi? Burayı buldum. Bakın burası 6'ymış. Şimdi soru ne oldu? F6 oldu. Bakın F6. Değil mi? F6. Burası çünkü 6 olduğu için. F6 ne? 10'dan küçük mü? O zaman 6'nın pozitif bölenler toplamı. Bunlarla ilgili formül vermiyorum. Gereksiz. 6'yı bölen kim var arkadaşlar? 6'yı bölen. 1, 2, 3, 6. Toplamı diyor. Toplarsanız ne olur burası? 12 olur. Yani şurada yapmış olduğum ifadenin sonucu ne geldi? 12. Bu bir. Şimdi soru ne diğeri? Bakın F8. F8 ne? 8 10'dan küçük mü? Küçük. O zaman 8'in bölenleri. 8'i kim böler? 1, 2, 4, 8. Bravo Etra be. Toplarsak ne olur? 15 oluyor. 12 artı 15. O da ne geldi? 27 geldi. Bu kadar. Tamam. Olay anlaşıldı. Harikasınız. Evet. Geldik. Sıradakine bakın burada da. Ne diyor bize? En doğal sayı olmak üzere TN. N sayısının asal bölenlerinin çarpımı biçiminde tanımlanıyor. Bakın TN, N sayısının asal bölenlerinin çarpımı. 12 ne? 2'nin karesi 3, çarpı 3. T 12 ne demek? Asal bölenlerini bunun 2 ve 3 olduğu için çarpım ne? 6. Şimdi diyor ki bize TN eşittir 10 eşitliğini sağlayan. O zaman ben burada şöyle diyeceğim. TN eşittir 10 muymuş? Bunun anlamı ne? N sayısının asal çarpanlarında 2 ve 5 var arkadaşlar. Çarpım 10. Yani buranın şunu bilmiyorum. Bu A bu B gibi düşünün. Neyi soruyor bize? En büyük N sayısı. Yani ben burada A ile B'yi değiştirdiğimde ne oluyor? Sayı büyüyor. Tamam. Ney bu? 2 basamaklı diyor. O zaman ben 2 basamağa götüreyim. Hadi bakalım. Şimdi ben size desem ki A eşittir 3. Atıyorum. B eşittir ne olsun? 1. Ne olur o zaman? Sallıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Yani 8 çarpı 5 40 gibi. Bunu daha da yükseltmem lazım. Yani A eşittir 4. B eşittir 1 olursa arkadaşlar ne oluyor? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. Yani 16 çarpı 5 80. Doğru mu? Yani burayı büyütelim. Peki şöyle düşünün. Ben burayı 5 alsam, burayı 2 alsam ya da hani A'yı mesela bakın 1 aldım. B'yi 2 aldım. Ne oldu? O zaman bu durumda 2 üzeri 1 5'in karesi yani 50 geldi. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar ben bunu daha tabii ki şöyle söyleyeyim. 5'in küpü olsa 125 açtı. Mesela burası 2 üzeri 4. Zaten vermiştim. 2 üzeri 5 ile 16. 16 çarpı 5. Ne oldu 16 çarpı 5? Bir anda 16, daha doğrusu 16 diyorum. 16 çarpı 5 zaten 80. Burası 32. 32 çarpı 5 ne oldu? Bir anda arkadaşlar 3 basamağa geçti. Onun için buradaki en büyük sayı kaç oluyor? 2 basamaklı sayı. En sayısı 80 oluyor. Olayı anladık mı? He? 32 çarpı 5 90 mı olur? Yok. 90 mı olur Etra Bey? Seni sanayiye vereceğim artık. 160. Evet. 160 oluyor. O zaman bu hatanı bana affettirmen için bir şarkı söyledi. O zaman kendimize gelelim. Aa. Testlere geçmeden önce. Testlere geçiyor muyuz? Kaç soru kaldı testler için? Testler için 2. 2 soru mu kaldı? Aynen. Testlerde mi söylemek istersin? Tam o arada mı yoksa burada mı? Ama
Söylersem sizin. Tamam hadi neyi söyleyelim? Hadi tamam. Seni mi kıracağım yani? Söyle. Tamam. Hangi parça? Duydum. Mustafa Keser gibi adamım. Repertuar çok. Kim? Duydum ki unutmuştum. Öyle mi? Vay tamam burada mı söyleyelim? Hayır siz söyleyeceksiniz. Tamam başlıyorum o zaman. Kulaklarınızı tıkayın arkadaşlar. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlere, sana akan yaşlar. Yazık olmuş o gözlere, sana akan yaşlar. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı, dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Lay 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 sevginle ateşlenen başımı, dizlerini yerine dayasaydım taşlara. Ağzına sağlık Yetrebe. Alkış. Alkış. Alttan alkışları veriyorsunuz. Evet. Ağzına sağlık. Ben kamplarda öğrencilere söyletiyorum. Burada da öğrencim sen olduğun için sen söyleyeceksin ki yok ama iyi ki mecbur. İyi ki mecbur yani. Ben çarkıya girdiğim zaman bir titreme geliyor. Orada biliyorum ki kendilerine geliyorlar. Sen girince bir anda mod değişiyor. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ya olsun evet sen ağzına sağlık çok güzel. Evet bizi kendimize getirdin. Bir irkildik. Şimdi arkadaşlar geldik bakın. Testlere geçmek üzereyiz az kaldı. Hadi bakalım bize ne diyor? Asal çarpanlara aynı olan iki farklı doğal sayının asal çarpanlarının kuvvetleri çarpımı birbirine eşitse bu iki sayıya eş güçlü olan sayılar denir. Biz yine bir element uydurmuşuz. Bakın diyor ki asal çarpanları aynı olan iki farklı doğal sayının asal çarpanlarının kuvvetleri çarpımı birbirine eşitse bu iki sayıya eş güçlü sayı deniyor. 36. 2 çarpı 3, 2, 2. 48 ile 2 çarpı 3, asal çarpanları aynı. 4, 1. Bakın bunları çarptığım zaman ne oluyor? 4. Bunları çarpıyorum. 4. O zaman bunlar ne? Eş güçlü sayılar. Mantık bu. Bize ne diyor? 200 ile eş güçlü olan en küçük doğal sayının rakamları toplamıdır. 200 hemen yazıyorum. 200 nedir? 2 çarpı 100. 100 ne? 5'in karesi çarpı 2'nin karesi. Yani 2'nin küpü çarpı 5'in karesi. Şimdi arkadaşlar ben bir eş güçlü sayı yazacağım. Bu eş güçlü sayı da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Bunları çarpıyorum 6 mı? 6. O zaman burada da 2 üzeri a çarpı 5 üzeri b dediğimde bunların çarpımının 6 olması lazım. Hadi bakalım bunları bir yazalım. Hangi sayılar var? Çarpımları 6 olacak. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1. Oldu mu? Evet oldu. Bal gibi oldu. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Ama bununla aynı olduğu için bunu yazmama gerek yok. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 ve 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 6. En küçüğü diyor. En küçüğünü bulalım. Hadi bakalım. Etrafı senin matematiğini iyi. 2 üzeri 6 çarpı 5. 64 çarpı 5. 64 ile 5 çarp. Ne oldu? Gözleri kırstı. Evet gözleri kırstıysa var mı? Sinirlendi. Japonlar gibi bu da. Gözleri kızıyorsa. Evet. 64 çarpı 5. Yani 320. Evet. Bu ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 5'in karesi zaten 200 oldu. Ama ne diyordu? İki farklı doğal sayı dediği için bunu almıyorum. Tamam mı? Geldim. 4 çarpı 5'in küpüsü. Yani 125 çarpı 4 ne oldu? 500. Değil mi? Zaten burası o 5 üzeri 6 çarpı 2 çok büyük. Gerek yok. Neyi soruyor bana? En küçük doğal sayı. En küçük doğal sayı ne arkadaşlar? 320. Topla. Cevap ne geldi? Tabii ki 5 geldi. Olay budur. Tamam mıdır? Şimdi geçiyorum ikinci sorumuza. Bakın bu da en pozitif tam sayı olmak üzere diyor. 3 üzeri ya 3n artı 48 bölü n sayısı bir tam sayının karesine eşittir.
Bir tam sayının karesine eşittir. N'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar burası bir tam sayının karesine eşit. Değil mi? X kare diyeyim. Burayı bir düzenleyelim. 3N bölü N artı 48 bölü N eşittir X kare ise. O zaman buradan ne gelir? 3 artı 48 bölü N eşittir X kare olur. Bakın bunu yazdım. Şimdi burası bir tam sayının karesi. O zaman hani en pozitif tam sayı diyor ya. Arkadaşlar en pozitif tam sayısı hangi değerleri alır bu en? Bakalım 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48 değerlerini alır. Öyle değil mi? E şimdi bakıyorum x kare tek tek eşitleyelim hemen. Zaten direkt olarak göreceksiniz. Kare geliyor mu gelmiyor mu? X kare eşittir. 1 olursa 48, 51. Bakın. Eğer ki 2 olursa 24, 27. Sırayla yazıyorum. 3 olursa 16, 19. Olmadı. 6 olursa ne olur? 8. Bakın 11. 8 olduğunda ne geliyor burası? 9. 12 olduğunda ne geliyor? 4, 7. 16 olduğunda arkadaşlar 3, 6. 24 olduğunda ne geliyor? 5. Ve 48 olduğunda 4. Peki buradan hangi sayılar var kareli olan? Bakıyorum. Hangisi 9 ve 4 oluyor? Başka da yok ki. Bizden istenen ne? N'in alabileceği değerler. Yani hangilerinde gelmişti? Hangilerinde kare gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada geldi. Bir de sonuncuda geldi. Yani N dediğim sayılar 6 artı 48. O da eşittir. 50 kaç oluyor? 48, 54 mi oluyor? N'in alabileceği değerler toplamı. 48, 6 geldi. 6'ya böldük 8. Bir dakika yanlış yazdım. Şunu yanlış yazdım. Hangisinde geliyordu? Tamam diğeri 48. 8'de geliyor pardon evet. Şöyle. Değil mi? 8'de. Şu. 8'e böldüm. 6, 9. 8 artı 48 o da eşittir. Arkadaşlar 56. Yani hangisi olmuş oldu cevap? Denizli oldu. Tamam. Yani Denizli oldu. Olay anlaşıldı. Problem yok. Güzel. Ve geçiyorum. Neye? Testlere. Evet geldik çok şükür artık testlere. Testlere geçmeden önce hemen ne yapıyorum? Kısa bir mola veriyorum. Su molası. Hemen ihtiyaçlarınızı görün gelin. Anahtarı alın. Daha sonra sıkıntıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet gençler şimdi ne yaptık? Güzel bir mola verdik. Hemen ihtiyaç molamız. Sonrasında yine ne yapıyoruz? Kapıyı kilitledik. Anahtarı alttan gönderdik. Ve çıkış yok. İki testi çözüp ondan sonra sizi rahat bırakacağım. Merak etmeyin. Benden kurtulacaksınız. Ama bugündük. Şimdi geldik evet testlerimize geçtik. Bakın konumuzu anlatmıştım. Şimdi geldik testlere. Bize ne diyor? X eşittir 12 çarpı 10 üzeri 4 sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Hemen pratiklere başlıyorum. Bakın X eşittir. 12'yi hemen parçalıyorum. 4 çarpı 3, 2 çarpı 5, 10 demekti bu. Üzerinde neler var? 4'ler var. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Ve hemen buradan X eşittir. 2 üzeri 6 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 4. Neyi soruyor bize? Tam sayı bölen. Bak tam sayı bölen diyor. Tam sayı bölen sayısı neydi? Tam bölen sayısı 2 çarpı PBS. Yani 2 çarpı PBS ne oluyor? 2 çarpı artık bunu öğrendik. 7 hemen üstlerini bir arttırıyorum. 2 çarpı 5, 10 çarpı 14 o da eşittir. Tabii ki cevap 140 yapıyor yani Edirne olmuş oluyor. Harikasın Etra Bey hadi bakalım çözdükçe doğru çözdükçe şov yapıyor arkadan. Şimdi geldik 2'ye bize diyor ki B eşittir 24 çarpı 3 üzeri X sayısının asal olmayan pozitif tam bölenleri sayısı. Bakın asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. Asal olmayan pozitif bölen sayısı yani PBS eksi asal sayı adedi diyorduk hatırlayın. Tamam mı? Asal sayı adedi. Şimdi ben bunu önce bir düzenleyeyim. Bakın 24 nedir? 8 çarpı 3 çarpı 3 üzeri x yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri x artı 1 oldu mu? Arkadaşlar bunu tam sayı bölenleri yani pozitif bölen sayısını bulalım. Pozitif bölen sayısı ne? Üstü 1 arttır. 4 çarpı x artı 2 eksi. Kaç tane asal böleni var bunun? 2 tane. 1'i 2, 1'i 3. Başka yok. Onun için 2'yi çıkarttık ve bu ne oldu? 14 oldu. Buradan 4 çarpı x artı 2 eşittir 16. 2'yi hemen ne yaptım? Karşıya gönderdim. Buradan sonra 4'e bölüyorum. 4 oldu. X artı 2 eşittir 4 ise
X eşittir ne geldi? 2 geldi. Bize neyi soruyor? X'in eşittini soruyor. Cevap ne geldi? 2 geldi. Evet. Etrabetikleri atmaya başladı. Doğru çözüyor demek ki. Geldik şimdi arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bakın 4 üzeri A artı 1 çarpı 9 üzeri A sayısı veriliyor. Buna göre A üzeri sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır diyor. Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamını soruyor. Hadi bakalım. Formül yok arkadaşlar. Her şey mantığa dayalı. Şimdi önce ben burayı bir düzenleyeceğim. 2 üzeri 2 artı 2. Neden bu 2'nin karesi? Hemen 4 2'nin karesi ya, 2 ile çarpın. 2 artı 2. Çarpı 3 üzeri 2a. Şimdi adam bana diyor ki a küp sayısının bu a'ydı. Ben neyi bulacağım? A küp. O zaman a küpü yazıyorum. Bakın. A üzeri 3 eşittir 2 üzeri a artı, yani 2 artı 2 çarpı 3 üzeri 2a'nın neyini aldım? Küpünü aldım. Bunu da alırken ne yapıyoruz? 3'ü dağıtın. 2 üzeri bak 3 çarpı 2 6a. 3 çarpı 2 artı 6 çarpı diyorum. 3 üzeri 6a. Tamam, bunu yazdık. Değil mi? Şimdi diyor ki bize işte bunun asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Asal olmayan, bakın asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Arkadaşlar size bir mantık üreteceğim burada. Bakın beni iyi dinleyin. Şimdi mesela burada ben 6 sayısından bahsedeyim. 6 sayısının bölenlerini söyleyeyim. 1, 2, 3, 6. Bir de ne var? Eksi 2, eksi 1, eksi 3, eksi 6. Burada asal olmayan bölenler kimler desem? Asal olmayan bölenler. Asalın dışındakiler, doğru mu? Asal sayıları çıkartın. Geri kalanları asal olmayandır. Bunları toplayın. Ne oluyor? Bakın bu ne oldu? Cacı 2. Bu ne oldu arkadaşlar? Cacı 2. Ve bunları topladık, ne oldu? Eksi 5. Değil mi? Aynen. Yani o işte öyle bir şey. Patates yani. Şimdi burada şöyle oluyor. Şimdi burada şöyle düşüneceğim. Diyeceğim ki demek ki ben asal olmayan tam sayı bölenler toplamı dediğimde aslında asallar atıyorum ya. Bak eşleştirmelerde bunlar sıfırlıyor. Kime attıysam onun karşılığı kalıyor. Yalnız kalıyor. Yani asalın karşılığı eksi 2. Mesela asalın 2 ise karşılığı eksi 2 kalır. 3 ise eksi 3 kalır. İşte onlar boşta kaldığı için topladığında eksilisi geliyor. Demek ki o zaman burada bunların, yani bu sorunun çözümü asal olmayan tam sayı bölenler toplamı deyince buradaki bu asal olan iki sayının toplamının eksilisi, yani cevap ne geliyor? Eksi 5 geliyor. Olayı anladık mı? Tamam mıdır? Mantığını da anlattım bakın. Çünkü bunlar birbirini götürüyor. Cacı 2 dedik. Bunlardan oluyor 2 ile 3 arkadaşlar. Asal sayılarda onları attığın zaman bunların eşleri kalıyor. Tamam. Oradan da toplam gibi düşünün. Demek ki buradaki sayıların toplamı negatif kalıyor. Evet. Hayır, patates var zaten. Şimdi geldik. Diyor ki 4. XX 2 basamaklı. XXX X 3 basamaklı doğal sayılardır. Bizden istenen ne diyor? Sayısının pozitif tam bölen sayısı en çok kaçtır diyor. Bakın ben önce buradaki sayıyı bir düzenleyeceğim. Burası nedir? XX dediğim nedir? 11X çarpı. Peki burası ne? 111. 111X, doğru mu? Şimdi biz bunları çarpacağız. Yani 11 çarpı 111 neydi arkadaşlar? 111 3 çarpı neydi? 37 çarpı x kare. X ile x'in çarpımı x kare. Amacım ne? Bunu asal çarpanların her haliyle ayırmak. Şimdi diyor ki pozitif tam bölen sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar en çoğunu soruyor, doğru mu bana? Pozitif tam bölen sayısı en çok kaçtır? Benim için mantık ne? Buradaki sayının, hani pozitif tam bölen sayısı deyince buralara bakmıyor muydum? Demek ki şu üstte olabildiğince en büyük getirmem lazım. Bakın hemen aklınız nereye gidiyor biliyor musunuz? 9'a gidiyor. Yani en büyük sayı. Beni o ilgilendirmiyor. Bak beni şu ilgilendiriyor. Kuvveti en çok getiren sayı beni ilgilendiriyor. Şimdi sen buraya 9 yazarsan eğer 9'un karesi 3 üzeri 4 getirir. Ama ben buraya x'e 8 verirsem ne olur? Bakın 8'in karesi ne oluyor? 2 üzeri kaç getiriyor? 6 getiriyor. Anlaşıldı mı? O zaman sayı daha da büyür. Mantığını anladınız mı? Demek ki pozitif bölende kuvveti en büyük sayı lazım bana. Yani x'i ben 8 alırsam şöyle oluyor soru. 11 çarpı 3 37. 8 alırsam x'i, o zaman ne oldu? 2 üzeri
6 geldi. Bakın 2 üzeri 6. Şöyle bunu da yazıyorum. Şimdi pozitif bölen sayısı. Bakın pozitif bölen sayısı ne oluyor? Buraları ne yapıyorduk? 1 arttırıyorduk. Bakın şunlar 1, 1, 1'di. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7. Yani 8 çarpı 7. O da işte ne geldi? 56 geldi. İşte en çok 56. Eğer ki 3 üzeri 4 verirsem daha da büyüyor mu? Ona da bakalım. Belki daha büyük olacak. Şimdi 3 versem 3 üzeri 4. Doğru mu? 3. Burası ne oldu? Bir de ona bakalım. Ben buradan 56 dedim ama hani direkt olarak onu atlamayayım. Şunu da kontrolümü yapayım. Şunu söylüyorum. 3 üzeri 4'te ne geliyor? 11 çarpı. Bakın 3 üzeri 4. Bir de burada var. 3 üzeri 5 çarpı. 37 geldi. Doğru mu? Onu da bakalım. Yani buradan pozitif bölen sayısı ne geliyor? Hani kontrollerinizi yapın. Kaç oldu? 2 çarpı 6 çarpı 2. Yani buradan da ne geldi? 24 geldi. Gördünüz mü olayı? Onun için atlamayın. Zaten şıklarda yok. En büyük getiren 8 olduğu için 56 olmuş oldu. Sıkıntı yok değil mi? Anladık. Problem yok. Güzel. Anladın mı Etra Bey? Sen anladıysan herkes anladı. Tamam. Geçtim o zaman. Nereye? 5'e. Şimdi bakın burada da bize diyor ki 224 x'e bölüyorum. Y burası 4. Yukarıdaki bölme işlemine göre x kaç farklı pozitif değer alır? Burada ne var? Bölme işlemi var. 1. Ne aklıma gelecekti? Her zaman kalan bölenden küçüktür. Bu 1. X 4'ten büyük olacak. İkincisi ne? Bunun sağlaması. Yani 244 eşittir. X çarpı Y artı 4. At bunu karşıya. Ne oldu arkadaşlar? 240 eşittir. X çarpı Y oldu. Bak dikkat. Şimdi Y dediğim sayı ne? 240 bölü X oldu. Doğru mu? 240'ı bölen X sayılarına bakacağım. Peki 240'ı bölen kaç tane sayı vardır diyorum. Kaç farklı pozitif değer alır diyor. 240'ı hemen bir ayıralım. 240 nedir? Asal çarpanlarını ayırın. Yani ben tutuyorum bakın 240'ı bölüyorum. 2'ye böldüm 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani burada şöyle bir şey çıktı bakın. Y eşittir. Ne oldu? 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 oldu. Doğru mu? Altta da ne var? X var. Şimdi bunun ben pozitif bölen sayısını bulsam. Bakın PBS eşittir. Zaten yani X ne olacak? Pozitif bölen olması lazım. Yani bunu bölen pozitif sayılar. Kaç tane var? 5 çarpı. Üstlerini birer arttırıyorum. Bakın. 2 çarpı 2 yani 20 tane var. Atlama. Niye? Çünkü ben burada ne yaptım? X 4'ten büyük olacak. 4'ten küçük kim var? 1, 2, 3, 4. Bunu bölüyor doğru mu? Demek ki 20 tane sayıdan arkadaşlar 1, 2, 3, 4 olan bu 4 sayı sağlamaz. Bakın 4 sayı olmaz. Neden? Çünkü x 4'ten büyük olacak. O zaman benim x'im kaç değer alır? 20 eksi 4 o da eşittir. 16 tane değer alır. Onun için cevap Ceyhan'dır. Sakın cevap anahtarı hatalıymış gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bakın x 4'ten büyük olacak. Onun için 1, 2, 3, 4 olmaz. 20'den 4 çıkar. Ne kalıyor? 16 kalıyor. Olay anlaşıldı. Güzel. Harikasınız. Geldik şimdi 6. sorumuza. Arkadaşlar bakın. Bu sorunun mantığında bir şöyle bir düzeltme yaptım. Onu da söyleyeyim. Evet soruda bir problem yok. Harften kaynaklı bir sıkıntımız var. Ben size bunu anlatacağım. Bir de sorunun daha sonraki baskılarda düzeltilmiş bir halini atacağım. Onu da çözeceğim. İyi dinleyin beni. Şimdi bakın ben bu soruyu hazırlarken nasıl düşündüm? Yukarıda diyor ABC sayıların çarpanlarının ayrılmış hali verilmiştir. Gördüğünüz gibi. Buna göre A artı B eksi C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi mantığımız ne biliyor musunuz? Burada şu. Ben şöyle düşüneceğim. Mesela ben buradaki K'yı 5'e bölmüşüm. 1 mi gelmiş? O zaman buradaki sayı nedir? 5'tir. 3 ile çarpın farklı bir harf gelmiş. Kaçtır? 15'tir. Farklı bir harf gelmiş. O zaman 45'tir. Farklı bir harf gelmiş. O zaman 90'dır. Bu A ise bu da A, bu da 90. Doğru mu? Tamam. Böyle düşündüm. Şimdi geldim buraya bakın. M'yi 3'e bölmüşüm. Yani 1 gelmiş. Çünkü buradan başlıyorum. O zaman burası ne? 3. Aynı şekilde E geldi 9. Her yer yani bu E ise bu da E 9. 2 ile çarp 18. Gitti. Geldim şimdi hangisine? Buraya. 3'e bölmüşüm 1. O zaman burası ne? 3. 2 ile çarp. Çünkü 2'ye böldüğümde 3 gelmiş. Geriye doğru gidiyorum. 6. Ve burası ne geldi? 12. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Ya yani normalde sorunun hani çözüm yönteminde bir problem yok. A artı B eksi C. Bakın A artı B eksi C. Bu da nedir? 90 artı 12 eksi
18. O da eşittir. 90-6'dan cevap ne? 84 buna göre. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Ya yani bu problem için. Şuradaki harf aynı yazıldığı için problem. Şimdi şöyle bu A bu A da bakın ikiye bölündüğünde burası A gelmez. Yani hani şunlarda sıkıntı yok. Bu 6 bu 9 da ikiye bölmüşüm sanki aynı kalmış. Öyle bir şey olamaz. Orada biraz mantıksal bir problem olduğu için sonradan gördüm ve şimdi düzeltiyorum soruyu düzelttim. Şimdi soru harfi değiştirdik. Yani bir harf sorunun çözümünü değiştirir. Onun için. Şimdi ne yapacağız? Bakın burada şöyle yukarıda ABC sayıların çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir diyor. Ve ben ne yapıyorum? K'yı bakın yine aynı mantık bir şey değişmiyor. K'yı 5'e böldüm 1 gelmiş. O zaman burası 5. Bakın 3 burası ne oldu? 15. 3 ile çarpın 45. 2 ile çarpın 90. Farklı bir harf var. Burası ne oldu? 180. Geldim diğerlerinde problem yok. 3'e böldüm 1 mi? O zaman 3. 3'e böldüm 9. 9. 2 ile çarptım 18. Sıkıntı yok. Geldim şimdi buraya. Bakın 3'e böldüm 1. O zaman burası 3. Aynı şekilde 6 ve 12. Aslında doğrusu bu olmak zorunda. Etrafı misafirimiz var herhalde. Şimdi A ne? 180. B'miz ne arkadaşlar? 12. C'miz ne? 18. Yani 180 eksi 6. O değiştir 174 olarak düzelttim ve cevap ne geldi? Aynı şekilde yine Bursa gelmiş oldu. Tamam, olay bu. Güzel. Yani tekrardan bir düzeltme yaptım ve aynı soruyu tekrardan bir kez daha çözüyorum. Şimdi geldik arkadaşlar 7. sorumuza. 7. soru. Hangisi? 174. Bursa oldu. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada 7. sorumuzda bize diyor ki bir en doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı yuvarlak daire içerisinde en ile tanımlanıyor diyor. Şimdi diyor ki örneğin 15 sayısının asal bölenlerinin toplamı. Arkadaşlar 15'in asal bölenlerinin toplamı ne? 3 ve 5 olduğundan ben eğer ki dairenin içerisine yazarsam asal bölenlerin toplamı ne oluyor? 3 artı 5 eşittir. Kaç oldu? 8 oldu. Şimdi soruda bana diyor ki bakın burada bir A sayısı var. A'nın asal bölenleri dediğimde topladığımda kaç oluyor? 9 geliyor. Eşitliğini sağlayan en küçük 3 basamaklı A doğal sayısının rakamları toplamı diyor kaçtır? Ne yapacağım? Ben bir A sayısı yazıyorum. Bakın bir A sayısı var. Ben bunun asal bölenlerini topladığımda 9 oluyor. Nasıl olur arkadaşlar bu? O zaman demek ki bunda 2, 5 olsa yani 2 olsa 3 olsa 5. Yanına 4. 4 asal mı? Değil. 2, 3 olsa olmuyor. 2, 5 olsa olmuyor. Peki 2, 7 olsa evet 9. Gördünüz bak A'nın içinde demek ki ne var? 2 ve 7 var. E o zaman ben buna diyelim ben buraya x dedim buraya da y dedim. Oo, şimdi soru bitti. En küçük yapacağım. Hadi bakalım en küçük yapalım. Şimdi x'e ve y'ye hangi değerleri verdiğimde en küçük oluyor? Bak 2 üzeri 1 çarpı 7'nin karesi. Kaç demiş? 3 basamaklı demiş. Arkadaşlar gücümüz yetmedi. 2 çarpı 49 olmadı. Niye? Burası 98. Değil mi? Şimdi geliyorum. Peki o zaman ben burayı arttırayım. Demek ki o zaman olay burada gidiyor. Bakın 2'nin karesi çarpı 7 olmaz 28 yetmedi. 2 üzeri 3 çarpı 7. 8 çarpı 7 nedir Etrabi? 56. Uyuma. 2 üzeri 4 çarpı 7. Kaç oldu? 16. 16 çarpı 7. Hadi bakayım 16 ile 7'yi çarpalım. 42 ve ne oldu? 112. Değil mi? Evet burası daha küçük geldi değil mi? Bakıyorum peki 7'nin küpü olsa 7 çarpı 7 çarpı 7. O büyüyor bir anda. Demek ki buradaki 3 basamaklı en küçük sayıyı sorduğu için işte bu A doğal sayısı bu oluyor. Yani A eşittir 112. Topla bunu. Cevap ne geldi? 4 geldi. Yani Bursa olmuş oldu. Küçük misafirimiz gel bakalım. Gel. Gelecek mi? Evet misafirimiz var. Gelmek ister misin? Dinliyor. Ufaktan yetişiyor. Peki. Gelmek istemiyor o zaman. Evet. Naz yapıyor birazdan gelir. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 8. sorumuza. Bize diyor ki burada asal bölen sayısı en az 2 olan 2 basamaklı bir AB sayısının
En büyük ve en küçük hasal bölenler arasındaki fark AB ile gösteriliyor. Bakın bu şekilde gösteriliyormuş. Yani burada bize biz iki basamaklı sayı veriyor ve bunun arkadaşlar en büyük hasal ile en küçük hasal bölenleri arasındaki fark da nasıl ifade ediliyor? İşte bu şekilde ifade ediliyor. Mesela 14. 14 sayısı. Bakın 14'ün içinde ne var? 2 çarpı 7 var. Evet, en az 2 tane. Bakın diyor ki asal bölen sayısı en az 2 mi? Evet, 2. O zaman nedir bu? Bakın ne olacaktır? 7 eksi 2'den 5 oldu. Şimdi bize diyor ki buna göre AB eşittir 3 koşulunu sağlayan en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Benim amacım ne? Sayıyı en büyük şekilde yapmak. Mesela diyorum ki burada AB sayım şöyle olsun. Bakın AB'nin içerisinde hani farkı 3 olacaksa fark nasıl 3 olabilir? Hemen yorumluyorum. Arkadaşlar diyorum ki bunlar asal sayılar, doğru mu? Asal sayı ise asal sayılar nasıl sayılardı? Tek sayılardı. İki tane tek sayının sonucu çift olur. Bu nasıl tek oluyor? Demek ki sayılardan. Hani siz bunu mesela asal sayı olarak yazacak olursam mesela 2, 3, 5, 7, işte 11, 13. Hangi iki asal sayı arasındaki fark 3'tür dersem tek bir tane vardır. Ne? Bu da 2 ile 5'tir. O zaman bu sayının içerisinde ne var? 2 ve 5 var. Neden böyle yazıyorum? Bunu da şöyle anlayın. Mesela hocam 11 ile 13 arasında 2 var. İşte atıyorum ileride bir yerde olmuyor mu? 3 olmaz. Neden? Çünkü buraların hepsine tek sayılardır. Doğru mu? Bakın bu sadece çifttir. Demek ki burada şöyle bir şey olmuş. Tek bir asal sayıdan çift bir asal sayı çıkmış. Sonuçta 3 olan tek bir sayı gelmiş. Olayı anladınız mı? İleride bir yerde olmaz. Çünkü 2 tane tekten, yani 2 tek sayının farkı çift yapar. Onun için 3 de çift sayı olmadığı için olmuyor. Olayı anladınız mı şimdi? Eda, anladın değil mi? Aferin kız. Şimdi geldik buraya. O zaman ABN 2 ve 5'ten oluşuyor. Bak diyor ki bu bize asal bölen sayısı en az 2'dir diyor. O zaman ben burada şunu yazabilir miyim? Tamam bunu yazdım da burası A ve B olarak düşünün. 2 üzeri A çarpı nedir? 5 üzeri B. Bu 1. Başka bu sayı. Bu sayı ne olabilir? 2, 3, 5 olabilir. Niye böyle yazdım? En az 2 diyor. Bu arada 3 olamaz mı? Olur. Çünkü soruda tanım olarak bize ne demiş? En büyük ve en küçük asal sayı arasındaki farktan bahsetmiş. O zaman ben hemen şöyle diyorum. Burası bakın A, B, C gibi düşünün. İki farklı durum var. Bu durumlardan en büyüğünü bulacağım. Hadi bakalım tek tek bakalım. Şimdi eğer ki ben burada A'ya 1 verirsem 2 üzeri 1 çarpı 5. Buradan ne geliyor? 10. İşte atıyorum 2 üzeri 2 çarpı 5 verirsem. Yani 2'den ilerliyorum. Kaç oldu? 20. Öyle değil mi? En büyük iki basamak sayı bulacağım. 2 üzeri 3 çarpı bakın 5 ne oldu? 40 oldu. 2 üzeri 4 çarpı 5 ne oldu arkadaşlar? 16 çarpı 5 80. 2 üzeri 5 32 çarpı 5 32 çarpı 5 ne oluyor? 32 çarpı 5 160. Bu açtı gitti. Peki başka ne yapabilirim? Hani buradaki sayıları yazacak olursam hatta ben direkt buraya yazayım. Bakın 10 20 40 değil mi? Burası ne geldi? 80. Peki 2 çarpı 5 üzeri 2 olsa ne geliyor? 25 çarpı 2 50. Zaten 3 olursa olay ne oldu? Film koptu orada çünkü 3 basamaklıya geçti. Peki bir de şuradan gidelim. Bir de yanına bir 3'ü alalım destek olarak ne olacak? Yani buradan bulabildiğim en büyük sayı 80. Peki şu taraftan baktığımda 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C ifadesine baktığımda bakın 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olursa ne geliyor? 30 geliyor. Ben zaten bakın 30 sayısı da olabilir. Başka 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Bakın 2 ile genişletiyorum. 15 çarpı 4 ne oldu? 60. Gördünüz mü? 2 üzeri 3 alırsam çarpı 3 çarpı 5 ne oluyor? 90 oluyor. Başka da olmaz. Niye olmaz? Çünkü içerisinde 2 ve 5'in olduğu bir sayı zaten sonu 0'dır. Tutup da 99'u aramayın. 98'i aramayın. Niye? Çünkü işin içerisinde 2 ve 5 varsa bu sayının sonu 0 gelecek. Onun için de buradan da bakın en büyük sayı ne geliyor arkadaşlar? 90 geliyor. Gördünüz mü? Şimdi bu tüm sayılar buna uyar. Peki buradaki en büyük sayı ne? AB sayısı eşittir 90 olduğu için
rakamlarını toplarsam da cevap ne gelir? Tabii ki 9 gelir, yani Ceyhan olur. Olay anlaşıldı. Güzel. Etrafı anladın mı? Anladım. Harikasın o zaman. Tamam. Geçiyorum, devam edelim. Geldik şimdi sıradakine. En bir doğal sayı olmak üzere TN N'yi bölen farklı asalların sayısı olarak tanımlanıyor. Bakın TN N'yi bölen farklı asalların sayısı. 14 sayısını tam bölen asal sayılar kim? 14'ü bölen 2 ve 7. O zaman T 14 ne oluyor? 2. Yani bir sayıyı bölen asal sayı adedini soruyor. 14'ü bölen kaç tane arkadaşlar asal sayı var? 2 tane. Onun için ne yapmışız? Böyle tanımlamışız. Yani bu şekilde tanımlar verilebilir. Olabilir. Sınavda da böyle olabilir. Şimdi diyor ki TN eşittir 3. Arkadaşlar TN eşittir 3 ne demektir? N'i bölen 3 tane asal sayı var. Bakın N'i bölen 3 tane asal sayı var. Öyle değil mi? 3 tane asal sayı. Peki yani N'i bölen 3 tane asal sayı olması ne demektir? N'in o zaman 3 tane asal çarpanı var. Atıyorum mesela 2 çarpı 3 çarpı 5. Sallıyorum şu an. Bakın atıyorum burası A, B, C. Başka da olabilir. Şimdi bize neyi soruyor? 3 basamaklı en küçük doğal sayının rakamlarını soruyor. Benim amacım ne? 3 basamaklı yapacağım. En küçük yapacağım. 3 tane asal çarpanı olacak. Peki ben bunlarla oynarsam arkadaşlar en küçük olabilecek şekilde yazabilir miyim? Ya da atıyorum mesela şöyle düşünün. Burada tabii ki mantık ne biliyor musunuz? Yani buradan hareket etmek yerine benim size tavsiyem, yani ben tutup da buraya 1, işte 1, 2, 3 falan deyip böyle denemek yerine en küçük sayıyı sorduğu için, hani 3 basamaklı en küçük sayı soruyor ya, en küçük 3 basamaklı sayı kim? 100. Mesela ben olsam bunları incelerim. 100. 100 nedir? 5'in karesi çarpı, bakın ne oldu? 25 çarpı 2'nin karesi. Bunun mesela kaç tane asal böleni var? 2 tane. Bu kurala uyuyor mu? Uymuyor. Mesela 101. Arkadaşlar 101 nedir 101? 101 bakıyorum asal bir sayı mı? Evet. Zaten dikkat edin. Bunlar hani ya 17'ye bakın, 17 ya da atıyorum 19, çarpım olarak bunlara bakmanız lazım. Bu zaten asal sayı. Bunun böleni zaten kendisi. Onun için bu ne? 1'dir. Mesela 102'ye bakalım. 102 2'ye bölünür, doğru mu? 2'ye bölsem ne olur? 102'nin asal çarpanlarını ayıralım. 2 çarpı 51. 51 ne? Bakın 2 çarpı 51 ne oluyor? Sonuçta bakın rakamlar toplamında 6, 3'e bölünüyor. 3 çarpı 17. Bak ne oldu? Gördünüz bak. Tersten gittim arkadaşlar. Evet en küçük sayı 102 işte. Bu kural uyan bakın. Yani T 102 eşittir 3. Bize neyi soruyor? En doğal sayısının rakamlar toplamı. Yani ben 102'nin rakamlarını toplarsam cevap da ne gelir? Tabii ki Bursa gelir. Anlaştık mı? Var mı problem? Bak bunlar çok arkadaşlar güzel sorulardır. Sınav formatındadır. Dikkat edin gençler. Üzülürsünüz. Sonra sınavdan sonra anlamam nedenini üzmüşler bebeğimi dinlersiniz. Ona göre bunları iyi dinleyin. Şimdi geldik evet sıradakine. Bak diyor ki buraya. En diyor 10. sorumuz. Testin son sorusu. En bir pozitif tam sayı olmak üzere yuvarlak daire içerisinde en gösterimiyle en sayısının farklı asal bölenlerinin sayısı gösteriliyor. Ayrıca diyor M bir doğal sayı olmak üzere kare içerisinde olursa gösterimi ile M sayısının basamak sayısını gösteriyor. Bakın iki tane farklı bir kural var. Nedir? Daire içerisinde gösteriliyorsa en sayısının farklı asal bölenlerinin sayısı. Biraz önce aslında çözdüğüm soru bak. Adamlar bak görüyor musun? Bak şuradaki aslında aynı. Aynı. Bak tam bölenlerin farklı asallarının sayısı. Aynı mantık. Daire içerisindeki. Yani kaç tane asal böleni varsa o zaman onun anlamı o. Burada da ne? Basamak sayısı veriliyor diyor. Şimdi soru şu. Diyor ki bu eşitlik sağlanmış. A sayısı hangisi olamaz diyor. İyi dinleyin beni. Yuvarlak neydi yuvarlak? Bölen sayısı. Bak 30 üzeri A. Değil mi bu? Arkadaşlar bu 30 nedir 30? 30'un çarpanları ne? Hemen ayırıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5. Doğru mu? Gerisi beni ilgilendirmiyor üzerindeki A'lar. Niye? Çünkü benim için önemli olan asal sayı böleni kim? 2, 3, 5. Yani 3 tane. 3. Bak soru burası ne oldu? Bunun cevabı 3 oldu. Peki size şunu soruyorum.
Buradaki kare içerisindeki şu ifadeyi de bakalım. 10 üzeri A. Arkadaşlar bunun basamak sayısı değil mi? 10 üzeri A kaç basamaklı bir sayıdır? A artı 1 basamaklı, bakın. A artı 1 basamaklı. Soru ne oldu biliyor musunuz? Soru şöyle oldu. Soru burası yuvarlağın içi. A artı 1 oldu şöyle. Tamam mı? Eşittir oldu. Bunun içerisi de ne oldu? 3 oldu. Doğru mu? Peki şimdi soruyorum. 3 sayısı kaç basamaklı? Çünkü karenin anlamı ne? Basamak sayısını veriyordu. Bu 3 kaç basamaklıdır? 1 basamaklı. E o zaman arkadaşlar buranın sonucu bak. A artı 1 yuvarlak içerisinde eşittir 1. Demek ki bu sayının, şimdi yuvarlak neydi? Buradaki sayının bir tane asal böleni var. Hadi bakalım bunları bir yazalım. 8 olursa olur mu? Şıklardan gidin istiyorsanız 8. 8 olursa A. Ne oluyor şıklardan gidin? 9. 9'un kaç tane asal böleni var? Bir tanedir. 3. Geldim. A yerine 10 yazın. Burası ne oluyor? 11. 11'i bölen kim var? Sadece 11 var. 1. 12'yi bölen kim var arkadaşlar asal? Bu olur mu? Olmaz. 2 ve 3 var. Bunun cevabı 2'dir. Onun için 12 olmaz. Bakın istiyorsanız hangisi olamaz diyor. Bakıyorum. Pardon, 12 diyorum. A yerine 12 yazın. Şu yanlış oldu. Yanlış oldu. Evet, ben size denedim. Şimdi burada ne yaptık? A yerine 12 yazarsanız burası ne geliyor? 13 oluyor. Yani bunun da bir tane oluyor. Burası 13 ya. A yerine 12 yazın. 13 geliyor. 13'ün asal böleni ne? Sadece 13. Peki 14 yazarsak ne olur? Bakın burası ne geliyor? 15. 15'i bölen kim var? 3 ve 5 oluyor. 2 tane oluyor. 16 yazın. Bakın 17 oluyor. 17 asal bir sayı, bir tane oluyor. Demek ki arkadaşlar o zaman oradaki sayı ne oluyor? 14 olamaz. Tamam. Mantık bu. Dikkat. Geldim şimdi. Evet, son testim. Titreten sorular bölümü. Şimdi arkadaşlar son testimiz bize diyor ki burada. İki basamaklı AB doğal sayıları için üçgen sembolü ne oluyormuş? AB 2 üzeri A 3 üzeri B şeklinde tanımlanıyor. Buna göre AB çarpı BA 1296 eşitliğini sağlayan AB doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? Bak şimdi bize bu eşitliği sağlatıyor. Hemen yazıyorum. Burası nedir? 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 2 üzeri B çarpı 3 üzeri A eşittir 1296. Arkadaşlar 1296 nedir? 1296'yı hemen düzenleyelim. Bakın 1296'yı şöyle yazayım. 1296 böldüm. Mesela ben burada hani gördüğüm, çünkü 6 ile alakalı bir durum olduğu için direkt bölüyorum. 6'ya böl 2 oldu. Hatta direkt olarak 6'ya böldüm. 2 ne kaldı? 9. 9'un içerisinde 1 kere. Doğru mu? 36 6. 6'ya böldüm bakın 3 kere 18 36. 6'ya böldüm 6. 6'ya böldüm 1. Yani burası ne biliyor musunuz? 6 üzeri 4. E şimdi bunu da düzenleyelim. Üstler aynısı, altları ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Bak buradan ne gelir? A'lar aynı olduğu için 6 üzeri A çarpı. Bakın buradan da 6 üzeri B. Eşittir 6 üzeri 4. Peki bu ne? Altlar aynı. Ne oluyordu üstler? Toplanır. Eşittir 6 üzeri 4. Altlar aynı, üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. Sayılarda. Şimdi buradan o zaman A artı B ne gelecek? A artı B eşittir 4 olacak. Tamam mıdır? Bakıyorum cevap ne geldi? Rakamlar toplamını soruyor zaten AB'nin. Ve ne geldi o da? Ceyhan geldi. Anlaştık? Tamam. Etrevan diyorsun değil mi? Kendine geldin. İstiyorsan bak, bak gel, kendine gelmezse şarkı söylerim, kendine gelirsin. Süper. Geldim şimdi. Evet. Şöyle bir yudumlayayım. Sen soruyu oku. Şimdi bize diyor ki bir pozitif tam sayının asal bölenlerinin çarpımı sayının kendisinden farklı. En büyük tam sayı bölenine eşit oluyorsa bu sayıya asalsal sayı denir. Hocam peki evet. Ben nasıl diyorum? Evet sen mi? Nasıl? Diyeceğim senin diyeceğini. Örneğin 60 bir asalsal sayıdır. Çünkü 60'ın asal bölenleri 2, 3 ve 5'tir. Ve bu 3 sayının çarpımı olan 30 sayısı 60'ın kendisinden farklı en büyük tam sayı bölenidir. Veled dalin amin. Ne dediği belli değil. Şimdi arkadaşlar önce bir soruyu bir anlayalım. Bakın asal sayıyı hallettik.
bir de asal salsayı çıktı başımıza. Şimdi burada tanıma dikkat. Diyor ki bize tanım. Bir pozitif tam sayının asal bölenlerinin çarpımı sayının kendisinden farklı. En büyük tam sayı bölenine eşit oluyorsa bu sayıya asal salsayı deniyor. Bak 60 ne? 60 Saadettin Teksoy gibi konuşmaya başladım. Girdim Keloğlan mağarasına. Burada tabii şöyle arkadaşlar. Bir asal sayı. Allah rahmet eylesin, o adam da öldü. 60'ın bakın 60'ın asal bölenleri 2, 3 ve 5. Şöyle diyorum. 60'ın asal bölenleri 2, 3 çarpı 5 ya bu. Diyor ki bize arkadaşlar. Bu 60'ı bölen sayılar kimler? Ben size olayı bir yaşatayım şöyle. 1, 2, 3 böyle gidiyor. 30 ve 60 değil mi? Siz bunu atacaksınız. Kendisini atıyorsunuz. Kendisinden sonra en büyük asal böleni kim ne? Bunun 30, 60'ın. Değil mi? En büyük böleni 30. İşte bu asal çarpanlarının çarpımı ne? Bu da 30. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman biz buna ne diyoruz? Asal salsayı diyoruz. Tamam mı? Mantık bu. Şimdi ben o zaman yorum yapayım. Bak yorumlayalım. Hemen yorumlayayım burada. Demek ki arkadaşlar bir asal sayı, yani bir şeyin asal sal olması için kendisini çıkarttığında en büyük asal ne olacak? En büyük böleni olacak. O zaman bunu şöyle düşünmem lazım. Mesela diyelim 90. 92'ye böl 45. Eğer çarpım 45 oluyorsa, yani niye 2'ye bölüyorum? Çünkü en büyüğünü elde etmek istiyorsan bir sayı, mesela 100'ün 100'den başka en büyük böleni nedir? 50'dir arkadaşlar. Yarısıdır. Başka olmaz. Anlaşıldı mı? O zaman demek ki yarısını aldığımda bunun çarpımı, yani nedir? Bunların birbirine eşit olması lazım. Ne güzel anlattın değil mi? Bununla bunun çarpımı, bunların çarpımına eşit olması lazım. Yani arkadaşlar yarısını aldığınızda gelen sayı onun asal çarpanlarına eşit olması lazım. Olayın özü bu. Şimdi soruya odaklanalım. Diyorum ki asal bölenlerinin sayısı 3 olan, bak asal bölenlerinin sayısı 3 olan en küçük 3 basamaklı sayını. Benim bir 3 basamaklı sayım var ABC. Bunun neymiş? Asal bölenlerinin sayısı 3. Arkadaşlar bu asal, bak hani dedik ya yarısı olacak. O zaman kesinlikle içinde 2 olması lazım. Hani yarısının bulabilmem için kesinlikle asal çarpanların içerisinde 2 olması gerekiyor ki yarısını alayım. Şimdi asal bölenlerinin sayısı 3 ise o zaman 2, 3 mesela atıyorum 5 diyelim, sallıyorum. Şu an hani sayı üretiyorum, mantık üretiyorum. Diyorum ki 2, 3 çarpı 5 zaten 30, o zaman bu sayının 60 olması lazım. Olmaz. Yani 2 katını aldığınızda. Mesela 2, 3, 7 olsun diyelim. 3 tane asal var değil mi? En büyüğü bulacağım ya ben. Daha doğrusu en küçüğü. 2, 3, 7 çarpın. Mesela bakın 21 kaç oldu? 42. 2 ile çarpın 84. Olmuyor. Mesela arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 11. Bakın mesela 33. Bakın şu buradan ne geldi? 33. 2 ile çarptım. 66. Buradaki sayının çarpımı 66. 2 katını alalım. Kaç oluyor? 132. Mesela 132 bir asalsal sayıdır. Neden? Çünkü yarısını alın. Bakın bunun yarısı ne? Kaç oluyor? 33. Ne demiştim? 66. 132. Evet. Yarısını aldım, 66. Çarptığım zaman evet burası ne geliyor? 66 gibi. Başka mesela ne olabilir? 2 çarpı 3 çarpı mesela arkadaşlar 13. Bakın ne oldu? 39. 39 çarpı 2 kaç oluyor? 39 çarpı 2 78. 78, yani burası 78 yapıyor. 78'in iki katını alın. 156. Mesela bir asalsal sayıdır. Ben sadece mantığını anlatıyorum. Peki hocam, biz bunları hani normalde en küçüğünü soruyor ya. En küçüğünü bulurken buradan yerine nereden gidiyorum? Tersten gidin demiştim ya, böyle üretmekle uğraşmayın. Şunu yapın. Mesela diyorum ki arkadaşlar ABC sayısı 100 olsa asalsal sayı olur mu? 2'ye böl 50. 50'yi ayır bakalım. Asal çarpanların 2 ve 5'ten oluşuyor. Olmaz. Mesela 101. 101 olur mu? Olmaz. Mesela 102. 102'nin yarısını al. Kaç oldu? 51. Niye yarısını alıyorum? En büyük asal böleni bu. Yani en büyük böleni 51 olsun. 51'i de hemen ne yapıyorum? Parçalıyorum. 51 nedir arkadaşlar? Hangi sayıların çarpımıdır? Bakın ne oldu burası? 3 çarpı 17. Doğru mu?
3 çarpı 17. Evet, yakaladım. Neyi yakaladım? 102. Bakın 2 çarpı 3 çarpı 17'den oluşan bir sayı. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Burası 102. Nedir? 2 çarpı 3 çarpı 17. Değil mi? İşte 102 sayısı asalsal bir sayı olacak. Doğru mu? Ve en küçük 3 basamaklı sayı elde etmek istiyorum. Benim amacım ne? Buranın işte 2 katını aldığımda bak 2 çarpı 3 çarpı 17. Ne oldu arkadaşlar? 102 oldu, doğru mu? 51, 102. İşte en büyük asal böleni ne bunun? Bakın en büyük asal böleni ne oldu? 51 oldu. Doğru mudur? Bizden istenen tabii ki bu şöyle en küçük 3 tane olması lazım. 3 tane olacağı için hani 3 tane olması lazım. 2, 3, 17. Tamam, bu var mı? Evet var. Bunun yanına ben ne yapıyorum? Bir daha 2 ile çarpıyorum. Bu da amacım da şu. Aslında benim 102 en büyük yani 102 sayısı ne olmuş oluyor? 3 tane asal sayıdan oluşan bir sayı oluyor. O zaman sayının orijinali şu. 204. Bakın bu da şöyle 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 17. Anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Ben sayının yarısını aldığımda, bakın yarısını aldığımda benim elimde 3 tane asal sayı kalması lazım. Öyle demiyor mu? Asal bölenlerin sayısı 3 diyor ya. Şimdi sayının yarısını aldığımda 2, 3, 17. Bak 3 tane asal sayı kaldı. Ama 102'nin kendisini ben şöyle buldum. 102 niye olmuyor biliyor musunuz? 2, 3 ve 17. Yarısını al, 51. Ama elinde ne kalıyor senin? O zaman 3 tane asal sayı kalmıyor. Demek istediğimi anladınız mı? Bakın buraya dikkat edin. Burada en küçük 3 basamaklı asalsal sayının rakamları toplamı o zaman bu durumda ne oluyor? Bakın bunları topladığımda cevabımız 6 gelmiş oluyor. Tamam? Olay anlaşıldı mı? Bakın tekrar söylüyorum. Asal bölenlerinin sayısı 3 olacak ve bu sayı arkadaşlar 3 basamaklı olacak. Rakamları toplamını soruyor. Şimdi dedim ki bu sayı 102 olabilir mi? Bakalım 102. 2, 3, 17 doğru mu? 2, 3, 17, 102. 102'nin ben kendisini alsam. Bakın 102'nin kendisini alsam. 102'nin yarısı ne? Kaç oluyor? 51 oluyor. Ben bunları çarptığımda 51'e ulaşmam lazım. Mantığı anladınız mı? Bak buradaki şunu karıştırmayın. Şimdi diyorum ki 2, 3 ve 17'yi çarptığımda bu sayının yarısı etmesi lazım. Bak burada olduğu gibi mesela 2, 3, 5, 30 sayının yarısı etmesi lazım. Hani sayının kendisi hariç diyor ya. O zaman demek ki 2, 3, 17 çarpımı 102 sayının yarısı. Sayının o zaman orijinal ne? 204. Oldu mu? Bakın sayının en küçük işte asalsal sayı dediğim olay bu oluyor. Ve arkadaşlar da toplamda ne oluyor? 6 oluyor. Mesela burada niye olmuyor? Bakın bunlarda da hep bunlar yarıları. Bak dikkat. Mesela hani ben 132 diyorum ya. Niye 2, 3, 11, 132 dedik? İşte bunların çarpımı sayının yarısı ediyor. Siz bunun 2 katını alacaksınız. Ayrı ayrı yazayım bunu. Hep 2 katını alıyorsunuz. Çünkü bunlar hep yarıları. O zaman bu durumda ne oluyor? 264 bir asalsal sayıdır. Bak burada ne geldi sayı? 204 geldi. Mesela bunun 2 katını aldığınızda ne oluyor? 312 oluyor. Anlaşıldı mı? Yani aslında benim asalsal sayı dediğim sayı ne? Allah cezasını versin. 312, 264, 204 oluyor. Biraz değişik bir soru. Farklı titretiyor bu bizi. Öyle değil mi? Bakın anlaması biraz güç olan bir soru. Dikkat edin. Evet biraz burada abartmışız olayı. Ama bunlar sizi geliştirecektir. Mantığı kurmamız lazım. Çünkü sayının kendisi hariç dediğimde en büyük böleni yarısı ediyor. 3 tane asal sayıyı çarptığında yarısı ediyor. 2, 3, 7, 2, 3, 11 mesela atıyorum. 132. O zaman sayının kendisi ne? 2 katıdır. Yani 264'tür. 2, 3, 13. Çarptın 156. Sayının orijinal ne? 2 katıdır. Burada da aynı. 2, 3, 17. Bak 102 geliyor. Hani en küçüğü bulmak istiyorum ya. O zaman demek ki burada o şey olması lazım. 100'e en yakın sayı. Onun için parçalayarak gittim geriden. 2 ile çarptım. Ve ne geldi? 204 geldi. Üçüncü kez mi anlatıyorum şu an Etrebe? Evet. Dördüncü kez. Anladın mı? Bir tek bu 10'da 2 kolu. Evet. Olur. Yeter ki anlayın. Ben yarım saat anlatırım bir soruyu. Önemli çünkü. Zaten çözüp geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın bu kampın amacı bu zaten.
En ufak bir şey kalmasın. Çözümlü soruları daha iyi çözüyorum size. Niye? Çünkü oradan da bir şey kaparsınız. Yani oradan da özel bir şey kaparsınız. Bunları geçmeyin. Çünkü buradaki amacımız herkes öğrenerek geçsin. Amaç bu. Yoksa ben çözmemse çözüp çözüp geçerim. Olay etrafının anlaması. Biz bugün onun için toplandık. Her şey senin için. Yeter ki anla. Evet. Evet, aynen. Cevabımız kaç oldu? Topladık, 6 oldu. Al, işaretleyeyim. İşaretlemeyince de yani laf ediyor. Aynen. Laf ediyor. Evet, yaşlı teyzeler gibi laf ediyor sonra. Şimdi arkadaşlar, geldik 3. sorumuza. Bize diyor ki burada da, içinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri evet, güncelleme geldi. Vites geçmedi, güncelleme geldi şu an. Şimdi A artı N doğal sayısının asal çarpanlarının sayısına eşittir diyor. Şimdi eğer ki içerisinde arkadaşlar A doğal sayısı varsa bunun kenar sayısı N oluyor. A artı N doğal sayısının asal çarpanlarının sayısına eşittir. Mesela 11. Bunun mantığı ne? A dediğim 11. Üzerine dörtgen olduğu için 11 artı 4 nedir? 15. 15'in asal çarpanları ne? 3 çarpı 5. Kaç tane? 2 tane. Tanım bu. Eşittir 2 diyoruz. Şimdi diyor ki A ve bu A ama bu ne? Üçgen, bu ne? Altıgen. Bunların eşit olduğu durumları inceleyeceğim. Hadi bakalım inceleyelim. Bunu bu sayı olarak bakın burası nasıl yazılıyor? Hemen şöyle. A artı 3. Bakın A artı 3 eşittir. Asal çarpan olarak neye? A artı 6'ya. Dikkat! Asal sayı, asal çarpanlarına bakacağım bunların. Hadi bakalım bir değerlendirelim. 13 ver buraya. 13 verdiğinde A'ya 13 verdiğin zaman yani A eşittir 13 için tek tek bakıyorum. 13 verdiğinde burası 16 oluyor. Eşit midir? Asal çarpan olarak kaça? 19'a. Bunun asal çarpanı kaç tane arkadaşlar? Bir tane. Sadece 2'den oluşuyor. Bunun asal çarpanı ne? Sadece 19'dan oluşuyor. Evet eşittir. Asal çarpan. Bak asal çarpan. Asal çarpanlarının sayısı 16'nın asal çarpanı kaç tane? Bir tane. 19'un asal çarpanı ne? Bir tane. Doğru mu? O zaman bunlar eşittir. Yani bir tane geliyor asal çarpanları. Peki bakın farklı farklı renklerle gösteriyorum. Yoksa bu sayılar eşit diye değil. Asal çarpanlarına bakacağım ben. Bunların asal çarpanları. Şimdi geliyorum. A eşittir ne? 15. Ver 15'i. 18. Çil yavrusu gibi de alsınlar hemen. Ver bakalım 15. 21. Asal çarpan ne arkadaşlar 18'in? 3 ve 2'den oluşuyor. 2 tane. 21'in asal çarpan ne? 3 ve 7. Yani bu da oluyor. Neden? Çünkü 2 tane var. Burada asal çarpanı 1, burada 2. Evet asal çarpan sayıları eşit. Geçiyorum. Bakın diyorum ki burada da 24'ü verelim. A eşittir 24 için yaz 24'ü yerine. 27 eşittir. Kaç oldu? 30. Asal çarpanlarına bak. Sadece 3'ten oluşuyor. 3. Başka yok. Ama burası ne? 2, 3, 5. Eşit mi? Hayır. Bunun bir tane var asal çarpanı. Bunun 3 tane var. Onun için de cevap ne geliyor? Tabii ki 1, 2 olmak üzere yani cevabımız Ceyhan gelecektir. Tamam mıdır? Olay bu şekilde. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 4. sorumuza bakın. Burada da bize diyor ki 2 pozitif tam sayının en büyük ortak böleni 1 ise bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Zaten bunun ne olduğunu biliyoruz. Herhangi ikisi aralarında asal olan ABC pozitif tam sayılarının çarpımı 1260'tır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu 3 sayıdan biri olamaz? Bakın. Herhangi ikisi aralarında asal olan ABC pozitif tam sayıların çarpımı diyor. Yani ben hemen burada şunu diyeceğim. A çarpı B çarpı C. Bakın A çarpı B çarpı C eşittir 1260. Evet tepemize yıkacaklar binayı. Ses geliyor olabilir arkadaşlar, devam. Şimdi bakın 1260. 3 tane sayının çarpımı 1260'mış, doğru mu? Tamam. Ben bu 3 tane pozitif sayının bakın asal olan diyor. Herhangi ikisi aralarında asalmış ve çarpımı 1260. Ne yapacaksınız? Burayı ayıracaksınız 1260'ı. 1260'ı asal çarpanlarına ayırıyorum. Hadi bakalım yazalım. Hemen geldi buradan 1260 diyorum. Böl 2'ye 630. 2'ye böl 315. Bakın 3'e bölebilirim. Kaç oldu? 105. Yık yık. Yıkın 5'e böl. Arkadaşlar ne oldu? 21. 3'e böl 7. 7'ye böl 1. Bak şimdi soru şöyle oldu. A çarpı
B çarpı C eşittir 2'nin karesi. Bakın 2'nin karesi. 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7. Değil mi? Yanlış yazmadım. 630. 2'ye böldüm 315. 3'e böldüm 105. 5'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Artık hata çıkarsa günah boy yani vebali. Ustaların boynuna diyorum. Şimdi burada arkadaşlar iyice azıttılar bunlar. A çarpı B çarpı C 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7 diyor. Aralarında asal olacak. Bakın arkadaşlar. İkili ikili aralarında asal. Evet. Bu adamlar galiba. Evet. Ses kesildi. Ben duruyorum, onlar duruyor. Ben konuşuyorum, onlar harekete başlıyor. Tamam, çözeceğim bu soruyu. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar asal çarpanlarını ayırdık mı? Ayırdık. 3 tane sayının çarpımı buymuş. Ve bunlar aralarında asal olacak. Aralarında asal olmak için ne olacak arkadaşlar? Ortak bölen olmaması lazım. Bakın hangisi olamaz diyor. Mesela şöyle düşünün. Ben sayıları ayırmaya başlıyorum. Al. İşte sayının biri 9. 9 diyorum. Sayının biri 4. Yani aralarında, ikili ikili aralarında asal olacak. O zaman hemen diyorum ki burada tek tek yazmaya başlıyorum. 4, 9, 35 mesela olabilir. Doğru mu? 4, 9, 35. 9 var, 35 var mı? Yok. Burada başka ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Bunlarla oynayacağım bu çubuklarla, öyle düşünün. Mesela arkadaşlar ben buraya 7'yi alabilirim. Bakın 7'yi alabilirim. Mantığını anlayın diye söylüyorum. Şöyle düşünün böldüğümü. 2'nin karesi, 3'ün karesi, çarpı 5, çarpı 7. Böyle alabilirsiniz. Kaç oluyor o zaman? 4, bakın 45 ve ne geliyor? 7 geliyor. Doğru mu? Yani 45 de olur. Bakın olamaz soruyor. Başka ne olabilir? Şimdi olup olamayacağına bakalım. Mesela burada şöyle düşünün. 4 çarpı 9 ne? 36. Eğer ki ben bunları çarparsam burası 36 olur. Burası 35 olur. O zaman buraya ne kalır? Şöyle aldığımı düşünün. Bakın 36, 35 ve ne kalıyor? 1. 1 tüm sayılarla aralarında asaldır. O zaman 36 da olur. Peki biz 60'ı elde edebilir miyiz? 60'a odaklanalım. Şimdi mesela şöyle düşünün. 60 sayısı olabilir mi? Hani şıklardan ilerleme anlamında söylüyorum. Ya da atıyorum 63 olabilir mi? Ona bakalım. Şimdi 2'nin karesi. 2'nin karesi arkadaşlar ne? 4. Şimdi 63 olması için ne gerekiyor? 9 ve 7 lazım bana. Bakın buradan şöyle yazayım ben sayı istiyorsanız. A çarpı B çarpı C. 2'nin karesi. 3'ün karesi. 7 çarpı 5. Mesela sayıyı böyle alın. Bak şöyle alın. Ne oldu? Buradan 4 geldi. Buradan 63 geldi. Buradan 5 geldi. Amacım şu sayıları birbirine dağıtmamak. 2 kendi içinde olacak. 2'nin bir tanesini başka bir yere veremezsiniz. Verirseniz aralarında asal olmaz. Bakın 4, 63, 5 bunlar da kendi içlerinde aralarında asal. Bu da oluyor. 60 sayısı olmaz. Niye olmayacağını göstereyim. Arkadaşlar 60 sayısı nereden oluşur? Bakın 4 çarpı 15'ten oluşur. Doğru mu? Bakın 4 ve 15'ten. Bana gerekli olan ne? 2, 3, hatta bunu daha da yazabilirim. Şöyle düşünün. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 lazım. Benim elimdeki sayılar kimlerdi? A çarpı B çarpı C sayıları. 2'nin karesini aldım. Tamam. 3'ün karesini aldım. 3'ü aldım. Tamam. Bakın aldım. Olayın mantığını anlayın. 5'i aldım. Şimdi orada ne kaldı? Bir tane 3 var burada. Ve arkadaşlar 7 var. Doğru mu? Şimdi burada 3 var. Burada da 3 var. Diyelim sen bunu böyle böldün. Arkadaşlar bu ikisi aralarında asal olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü bunlar birbirini böler. İşte 3'ü dağıtamazsın. Ya da 2'yi dağıtamazsın. Mantığını buradan kuracaksınız. Dediğimi anladınız mı? Bu 2 kalıp halinde kendi içindedir. Yani 4 çarpı 5 diyebilirsin. 9 çarpı 7 diyebilirsin. 9 çarpı 5 çarpı 7 diyebilirsin. 4 çarpı 5 çarpı 7 diyebilirsin. Ama 2 çarpı 5 çarpı 7 dediğin zaman o zaman arkadaşlar orada patlarsın. Patates olursun. Niye? 2'yi dağıttın. Dağıtırsan aralarında asallığı bozarsın. Onun için ne oluyor? 60 sayısı olamıyor. Tamam mıdır? Evet. Biz galip çıktık. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 5. sorumuza. Bize diyor ki burada bir tam sayı asal bölenlerinin toplamına kalansız bölünüyorsa bu sayıya özgün sayı deniyor. Bakın yine uydurmuşuz elementimizi. Özgün sayı. Her şey bitti. Asal sal dedik. Yok özgün dedik. Neler dedik neler. Bu da arkadaşlar onlardan birisi özgün sayı. Neymiş?
Asal, bakın bir tam sayı. Asal bölenlerinin toplamına bölünüyorsa buna biz özgün sayı diyoruz. 30 özgün sayı. Neden? Çünkü asal bölenleri 2, 3, 5 sayılarının toplamına kalansız bölünüyor. Yani topladığımda ne oluyor? 10. O zaman 30 10'a bölündüğünde tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman nedir? Bu özgün sayıdır. Bize ne diyor? İki basamaklı en büyük özgün sayının rakamları toplamı kaçtır? Bakın zaten ben buradan hareket edeceğim. Diyeceğim ki özgün sayı ise bu. O zaman benim amacım bunu ne? 90'lara götürmek. Tamam mı? 90 ve üzerlerine götürmek. Bakıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5 olsa toplamı ne? Bakın 10. O zaman ben burayı, yani 2 ve 3 varsa, ya daha doğrusu bir sayının içerisinde 2 ve 5 varsa bu sayının gidebileceği maksimum sayı nedir? Mecburen 90'dır. O zaman hemen diyorum ki arkadaşlar, ben buraya kare veriyorum. Ben duruyorum, onlar duruyor. Ben başlıyorum, onlar başlıyor. Ve sonuç ne? 90. Bakın burada ne? AB2 basamaklı sayısı 90 olur. O zaman ben bu 90 sayısını, yani buradaki sayıların toplamına bölebiliyor muyum? Bakın 2, 3, 5, yani 90 bölü 10. Evet, tam bölünür mü? Tam bölünür. O zaman bu sayının rakamlar toplamı kaç oluyor? 9 oluyor. Tamam mıdır? Mantık bu. Bu şekilde bakacağım. Diğerlerinde mesela olmaz. Niye olmaz? Şundan dolayı, mesela 2, 3 atıyorum. Hani biz 2 ve 3'ten oluştursak 2 ve 3'ün toplamı ne? 5. 5 olması için sayının sonunda 5 ya da 0 olması lazım. Onun için buradan gelmez. Ya da 2, 3 atıyorum 7 olsa 12. O zaman 2, 3 ve 7'nin arkadaşlar katlarına gideceğim şekilde, yani şöyle 2, 3, 7 diyorum ya, 90'lı bir şeye götürdüğümde 12 olması lazım. Yani 12'nin katına, daha doğrusu 12'ye bölünebilecek bir şey olması lazım. Ama işin içerisinde ne var? 7 var. 7 olduğu için arkadaşlar 12'ye bölünmez. Yani ben burada anca şöyle yaparsam bunu 12'ye böldürebilirim. 4 ve 3 gelmesi lazım. 9 çarpı 7 zaten 63 geliyor. Onun için buralar olmuyor. Yani en büyük sayı 90 oluyor. Tamam mıdır? Mantık bu. Buradan bakacağım. Bize sorulan da ne? Bu sayının rakamlar toplamı dediği için de cevap ne geldi? 9. Geldik şimdi sıradakine. 6'dayız. Bize diyor ki 1'den 6'ya kadar olan rakamların her biri aşağıdaki kutulara, her biri bir kutuya bir tane rakam gelecek şekilde yazılacaktır. Yani biz buraya ne yazıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını yazıyoruz. Ve her bir hücreye bir tane yazıyoruz. Nasıl yazıyormuşuz? Bu yazma işlemi herhangi bir hücredeki sayı, bu hücrenin ok ile gösterdiği hücrelerdeki sayılarla sadeleşmeyecek biçimde yazılıyor. Bu sayının arkadaşlar, bu sorunun dilinde bir düzeltme yaptım. Hani yanlış anlaşılmalara yol açmasın diye. Hani herhangi bir problem yok ama ben bunu şöyle yaptım. Sadeleşmeyecek cümlesinde eklemiş oldum. En azından buna dikkat edin. Diyor ki bize herhangi bir hücredeki sayı, bu hücrenin ok ile gösterdiği hücrelerdeki sayılarla sadeleşmeyecek biçimde. Mesela bu hani gösteriliyor ya, bunlar birbirini sadeleştirmeyecek biçimde bunlar yazılıyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaç? Tepemde çalışıyorlar artık, geldi yukarıdan vurmaya başlıyor. Yani rakip firma. Rakip firma arkadaşlar, hep bunlar rakip firmanın oyunları. Buradan ne yapacağız bakın. Yazalım önce bir sayıları. 4. Evet, gitti. Başka ne var? 4'ün dışındaki sayılara bakıyorum. Bunlar hani birbiriyle sadeleşmeyecek biçimde diyorum. Sadeleşme olmayacak. Yani amacım sadeleşme olmaması. Şimdi bakalım kimler var? 1, 2, 3, 5 ve 6 sayıları var. 1, 2, 3, 5 ve 6 sayıları. Arkadaşlar ben buraya 1 yazsam. 1 bunlar hani burada şöyle düşünmem gerekiyor. Burada 4 var, doğru mu? 1, 2, 3, 5, 6 birbirini bölmeyecek şekilde düşüneceksem, mesela ben buraya yazdığım sayı bunu sadeleştirmeyecek. Ya da atıyorum buraya yazdığım sayı bunu sadeleştirmeyecek şekilde düzenlemeler yapmam lazım. Şimdi burada 4. 4 varsa o zaman ben buraya çift sayı yazabilir miyim? Yazamam. Bakın buralara çift sayılar gelmez. Çift sayılar kimler var? 2 ve 6 var. Doğru mu? O zaman bu 2 ve 6 buralara gelemez arkadaşlar. 2 ve 6 buralara gelemeyecekse, aynı zamanda burada ne var? 3 var. Diyelim 3 sayısı buraya gelebilir mi? Gelemez. Geldiğinde o zaman şöyle olur. Hani 6 buraya gelebilir gibi şey oluyor. 6 buraya gelemeyecek. Ben o zaman şöyle diyeyim. Buraya 2 gelsin, buraya da 6 gelsin. Geriye ne kaldı? 1, 3 ve 5 sayıları kaldı. 1 sayısını buraya yazarsam, bakın buraya 3, buraya da 5 sayılarını yazarsam,
O zaman bunlar birbirini sadeleştirmeyecek şekilde, bölünmeyecek şekilde o zaman ne olmuş oldu? Yazılmış oldu. Eğer ben buraya bakın 2 yazarsam 2 ile 4 sadeleşir. Ya da atıyorum 6'yı buraya yazarsam arkadaşlar bunlar sadeleşir. 6 buraya gelemez. 6 buraya gelemeyeceği için diyelim ben buraya 6'yı koysam arkadaşlar o zaman 1 buralara gelecek. Doğru mu? Hani 1 burada değil de burada olabilir. Yani A'nın, B'nin ve C'nin geldiği yerlerden bir tanesinde olduğu için yine bir şey değiştirmeyecek. Bu şekilde olduğunda istenen durumu uyuyor mu uyuyor. Benden istenen neydi? A artı B artı C toplamıydı. A artı B artı C toplamında o zaman ne olur? 2 artı 6 artı 1 o da eşittir. Ne olur? 9 cevabını verir. Tamam mıdır? Bakın birbirini sadeleştirmeyecek. Birbirini bölmeyecek şekilde bunlar ne olur? Yerleştirilmesi gerekiyor. Mantıkla dediğim gibi bu şekilde yerleştirdiğinizde herhangi bir problem olmaz. Peki başka mesela arkadaşlar hani şu da olabilir. Şunu diyebilirsiniz belki. Hocam 1 ile 3'ü yer değiştirsek. Bakın 1 ile 3'ü aslında burada olay şu. Hani sayıların birbirini bölmesiyle alakalı olan bir durum. Ben mesela 1'i buraya yazarsam, buraya 3'ü yazarsam diyelim. 1 3'ü böler arkadaşlar. Yani bölünebilme mantığına bakmış olmam lazım. 1 3'ü böler. Ama amacım ne? Bölmemesi. Bölünmemesi için 1'in burada olması lazım ki 3 1'i bölemez, 5 1'i bölemez. 6 5'i bölemez, 4 5'i bölemez. Bakın 2 3'ü bölemez. 2 buraya gelirse bakın 4 ile 2 birbirini böler. 6 buraya gelirse 4 ile 2 atıyorum 4 ile 6 sadeleşebilir. Onun için 2, 6 ve 1 olduğunda herhangi bir problem çıkmaz. Geçiyorum geldik 7. sorumuza. Bu da değişik farklı sorulardan bir tanesi. Bakın aslında bu mantıkta sorular çözdüm. Şimdi burada da aynı şekilde inceleyeceğim. Diyor ki bize en pozitif tam sayısı için diyor. En sayısının pozitif bölenlerinin toplamı biçimde tanımlanıyor. Yani buradaki biz karenin içerisine en yazıyoruz. Bu en'i yazdığımızda ne oluyor? Diyor ki bize en sayısının pozitif bölenlerinin toplamı. Buna benzer şeyler yaptım. 6. 1, 2, 3, 6 mesela. Bunun pozitif bölenleri ne? 6'nın 1, 2, 3, 6. Ne oluyor sonuç? Toplam 12 oluyor. O zaman hani en bize sadece kural anlatıyor. Burada diyor ki P1 tek asal sayı olmak üzere. Bakın P tek bir asal sayı. Neymiş? Bu 8P'nin sonucu 16P artı 2 olduğuna göre diyor. P diyor kaçtır? Hadi bakalım bulalım. Şimdi arkadaşlar ben 8P'yi bu kurala göre yazarsam önce neyi düşünmem lazım? Burada şunu düşünmem lazım. 8'i kimler böler? 8'i 1 böler, 2 böler, 4 böler, 8 böler. Doğru mu? O zaman kesinlikle burada ne var? 1, 2, 4 ve 8. Dikkat! Bu P sayısı ne? Tek sayı, tek. Yani 3, atıyorum 5, atıyorum 7. Tek sayı olduğu için P ile 1'i çarpın, bölünür. Yani burası 1 çarpı P'ye bölünür. Bakın, 1 çarpı P. Burası başka neye bölünür arkadaşlar? 2 çarpı P'ye bölünür. Bakın 2 P'ye. Peki başka burası neye bölünür? 4 çarpı P. Mesela 3 ise 12 gibi düşünün. 4 çarpı P'ye bölünür. Peki başka burası neye bölünür? 8 çarpı P'ye bölünür. Bakın önce bunları yazdım. Başka buradan hareketle zaten 8'in yazmıştım bölenlerini. Tutup da bir daha 2 çarpı 4 8 dememe gerek var mı? Yok. İşte bunun tüm bölenleri bunlardır. Başka da olmaz. Peki buranın toplamı ne oluyor? 8, 10, 14P. Bakın 14P artı bakıyorum 14 pardon 15P oluyor. 10, 12, 14, 15P artı 15 oluyor. Değil mi? Evet 15P artı 15. Bakın toplam bu. Tepeme tepeme çakıyorlar beynime beynime. Şimdi ne olacak? Evet bunlar eşit değil mi? Ben bu tarafı buldum. Bakın yazıyorum. Sol taraf yani 8P 15P artı 15 eşittir. 16P artı 2 ise arkadaşlar P buradan ne gelir? 13 gelir. İşte bize bunu soruyor. Bakın hangi şartlarda çekim yaptığımızı görün. Her şey var. İnşaat var. Rakip firmanın oyunları var. Ama yılmayacağız arkadaşlar. Bu kampı ne yapıp edip çözeceğiz. Bitireceğiz. Merak etmeyin. Çıkmak yok odadan.
Olay anlaşıldı mı? Bakın burayı tekrar söylüyorum. 8 çarpı P'nin çarpanları. Asal yani pozitif bölenlerini söyleyin diyorum. 1, 2, 4, 8. Başka ne? P'nin kendisi. P çarpı 1'in kendisi. P çarpı 2'nin kendisi. P çarpı 4'ün kendisi. P çarpı 8'in kendisi. Bu sayı işte bunlara, yani kendi oluyor en son, bunlara bölünüyor. Bunları topladığım zaman da eşit oluyor ve P oradan ne geliyor? 13 geliyor. Geldik şükür son soruya. Evet, kazasız belasız inşallah bitireceğiz. Burada da daha da hızlandılar. Şimdi arkadaşlar, aşağıda 9 daireden oluşan bir sistemin görünümü verilmiştir. Burada 1'den 9'a kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1'den 9'a kadar ne yapıyoruz? Sayılar. Tamam mı? Sayılar var. Diyor ki kural şu. 1'den 9'a kadar olan rakamlar bu dairelere, her bir dairede farklı bir rakam olacak biçimde yazılıyor. Daireleri birbirine bağlayan okların ucundaki daire içindeki sayı, çıktığı daire içindeki sayıyı bölecek biçimde yerleştirilecektir. Bakın, birbirinin üzerine bölecek şekilde yerleştiriliyormuş. Doğru mu? Şimdi o zaman arkadaşlar size şunu söylüyorum. Sessiz konuşuyorum. Çalışma başlamasın. Buna göre A-B farkı kaçtır diyor. Bak şimdi oklardaki sayılar bu gösterdiği, bunu bölecek. Bak mesela B sayısını kim bölüyor? B sayısı bunu böler. B sayısı bunu böler. Bak buradaki sayı bunu ve bunu böler. Şimdi benim amacım burada önce bakıyorum sayı var mı yok. Tamam, sayı yoksa ben kendim şöyle bakayım. Yorum yapıyorum. Şimdi buradaki sayı kaç tane sayıya bölünüyor? 1, 2, 3 sayıya bölünüyor. Ben buraya bir sayı yazacağım. 3 tane sayıya bölünecek. Buradaki sayı 2 tane sayıya bölünecek. Buradaki bakın A sayısı, bunu da şöyle düşünüyorum. Bağlantılı. Bak bağlantılı. Şimdi ben buraya bir sayı yazıyorum. Bu sayı A'ya bölünüyor. Buradaki sayı buna bölünüyor. Bu da buna bölünüyor. Zincirleme bölünme takıp tamlaması. Öyle bir şey yok değil mi? Bölünebilme tamlaması. Bakın öyle zincirleme isim tamlamasıydı o. 1. Bu böldü. Bu böldü. Bu böldü. Yani buradaki sayı şöyle düşünün. Ben buraya bir sayı yazıyorum. Atıyorum 9. 9 kime bölünür arkadaşlar? 3'e. 3 1'e gibi. Yani olmadı bak. Bu buna bölündü. Bu ise buna bölündü. Bu ise buna bölündü. Bak bu beni şu yol beni çözüme götürüyor. Anlaşıldı mı? Ya da şuradaki yol bak bu buna bölüyor, bu bunu bölüyor gibi düşüneceğim. O zaman en çok bölünen mesela ben 8'i alsam. 8 olsa burası. 8 kaça bölünür? 4 olsa 4 2 2 1. Bakın 8 4 2 1. Yani 4 tane sayı bulacağım birbirini bölen. Olayı anladınız mı? Bak 8, 4, 2, 1. 4 sayı var. Evet 1, 2, 3, 4. Başka var mı? 9, 3, 1. Yetmedi. 7'ye baksam yetmiyor. 6'ya baksam yetmiyor. O zaman ben şuradaki olayı yakaladım. Demek ki burası bakın 8. Arkadaşlar burası 4. Tamam mı? Burası 2 ve burası 1. Bitti. Bu sayılarla artık işim yok. Kimler kaldı elimde benim? Şuraya yazıyorum. 3, 5, 6, 7 ve 9 oluyor. Buradan itibaren de buradaki sayıya bakalım. 2'ye bölünecek bir sayı olacak. Mecburen o zaman burası ne olacak? 6 olacak. Başka yok ki orada çift sayı var mı? Kalmadı. O zaman burası ne? 6. Burası 6 ise bakın 6'yı bölen kim sayı var? 3 var. B3 ise o zaman burası ne? Mecburen 9 olacak 3'ün böldüğü sayı. Bakın zincirleme artık gidiyor. Geriye ne kaldı? 5 ve 7. Onu da istediğiniz şekilde yazın. 5 ve 7 diye. Ve ne yaptım? Doldurmuş oldum. 7 ile 5'te yer değiştirebilirim. Bu şekilde olabilir. Ve şimdi geldik artık hangilerine bizden istenen ne? A-B. A'mız kaçtı? A eşittir 4. Bakın B eşittir 3. Çıkarttığımız zaman da cevap ne geldi? Tabii ki Adana geldi. Evet. Her şeye rağmen arkadaşlar kampı tamamladık. Yani daha doğrusu 6. günü tamamladık. Yukarıdaki çalışmalar, rakip firmanın oyunları hiçbir şeyine gelmedik. Ve arkadaşlar 6. günümüzü artık tamamlamış olduk. Bundan sonraki son gün yani kampın 7. gününde görüşmek üzere. Hadi bakalım iyi bir şekilde dinlenin. Yarın aynı saatte sizleri bekliyorum. Hoşça kalın.